Ülkemizde bazı bölgelerde geçmiş zamanlarda olağanüstü olaylar yaşanmış. Bu olaylar bölge halkı tarafından dilden dile anlatılmaya devam etmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdi sizlere anlatacağım bu takipçi hikayesi de bunlardan bir tanesi. Şimdi hikayeyi takipçinin anlatımıyla anlatmaya başlıyorum. Olayın tamamen gerçek olduğu söylenmektedir. Bundan uzun yıllar önce Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı bir köyde yaşanmıştır. Daha doğrusu olayın bir kısmı bu köyde ve bir kısmı da bu köyün yakınlarındaki bir dağda geçmiştir. Köy Felahiye'ye 10 kilometre uzaklıktadır. Dağ da köye 2 kilometre mesafededir. Dağın adı Safrant. Safrant'ı öyle çok yüksek bir dağ değil. Ben bizzat en tepesine kadar çıktım. Dağın en tepesinde bir mağara var. Mağaraya birkaç basamaktan oluşan bir merdivenle inilir. Burası çok eski dönemlerde bir kaleymiş. Hatta eski adının Safran Kale olduğu da söylenir. Geçmişi Bizans dönemine dayanır. Yani merdiven sonradan yapılmış değil. Yüzyıllar öncesinden kalma. Eski usul ağır ve blok taşlardan yapılmış bir merdiven. Mağara ve merdiven bugün hala mevcut. Ben bizzat mağaranın içine kadar girdim. Mağaraya girdiğinizde içerisi geniş falan değil. Bir oturma odası büyüklüğünde. İşte bu odanın tam ortasında 1,5 metre çapında bir kuyu var. Ben bu kuyuya bizzat elimle büyükçe bir taş attım ama kuyudan hiçbir ses gelmedi. Sonunun nereye çıktığını kimse bilmiyor. Söylentilere göre bu dağın içinde, yani kuyunun dibine ulaştığınızda bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı olduğu söylenir. Çok geniş alanlar varmış. Hatta dağın altından akan bir nehir olduğu söylenir. Evvelce bazı çobanlar sürülerini otlatırken birkaç küçük baş hayvanın yanlışlıkla bu mağaraya girdiğini ve kuyuya düştüğünü, daha sonraları bu hayvanların Kızılırmak'tan çıktığı rivayet olunur. Günümüzde olmasa da eskiden bu tür olaylar yaşanmış. Ayrıca Kızılırmak, Felahiye'nin ve bu dağın yakınlarından geçer. Dağın altında bir nehir aktığı, kuyuya düşen koyun ve keçilerin Kızılırmak'tan çıktığı düşünülürse, bu nehrin Kızılırmak'a bağlanıyor olması hiç de mantıksız değil. Şimdi asıl mevzuya girelim. Bizim oralarda, yani bizim köyde, komşu köylerde ve Felahiye'de yıllardır babadan oğula anlatıla gelen bir efsane vardır. Safrantı'daki bu mağarada ya da mağaradaki o karanlık kuyu her nereye açılıyorsa oralarda bir yerlerde bir altın buzağı varmış. Define avcıları, macera perestler hep bu altın buzağı aramışlar ama ne var ki bu altın buzağı bulamıyorlarmış, tılsımlıymış ve cinler tarafından korunuyormuş. Birkaç kişi bu buzağı görse de almaya muvaffak olamamışlar ve başlarına kötü olaylar gelmiş. Ben bizzat dedemden, büyüklerimden ve birçok kişiden dinlediğim olayı şöyle anlatmaya başlıyorum. Bizim köyde Çavuş Ağa denilen bir adam varmış. Kendisi biraz içe kapanık, biraz da meczupmuş. İşin garip tarafı bu adamın öyle defineyle falan da işi olmazmış. Bir kış gecesi evde karısıyla uyuyorlarken tuvalete kalkmış. Tuvalet dışarıdaymış. Malum köy yeri. Bir de olayın uzun yıllar önce olduğunu düşünürsek tuvaletlerin dışarıda olması gayet normal. Çavuşa kışın o zemherisinde tam tuvalete girerken ya da tam çıkar çıkmaz iki tane cin kollarına girerek bunu Safrantı'daki mağaranın içine götürmüşler. Mağara ile köyün arası 2 kilometre. Ama Çavuşa daha sonra olayı anlattığında belki de 2 saniyede vardık demiş. O kadar hızlılarmış yani. Olayın verdiği şokla ya da korkuyla Çavuşa bayılmış. Bir süre sonra gözlerini açmış. Yarı baygın vaziyette. Bir de ne görsün. Korkudan dili tutulmuş. Cinlerden bir cemaat varmış. Oldukça kalabalıklarmış. Bu cinlerin bir de reisi varmış. Reisleri bir tahtta oturuyormuş. Emri altındaki cinler ona hizmet ediyorlarmış.
Bu çavuş ağa bütün bunları gözleriyle görmüş. Korkudan kıpırdayamıyor. Sadece olan biteni izliyormuş. Bir ara cinlerin reisi diğer bazı cinlere emretmiş. Sen falancanın evinden ekmek getireceksin. Sen filancanın evinden sofrasından şunu getireceksin. Sonra bir diğerine. Sen de falancanın evinden ya da sofrasından yiyecek getireceksin demiş. Yani anlaşılan o ki emrindeki cinlere insanların besmelesiz yedikleri yiyecekleri getirmesini emretmiş. Öyle ya, bir hadisi şerifte Efendimiz buyuruyor ki, üzerine besmele çekilmeyen yemeği şeytan kendine helal sayar. Neyse, hepsi de bir takım yiyeceklerle geri gelmişler. Sonra bu yiyeceklerle kendilerine büyükçe bir sofra kurmuşlar. Yemişler, içmişler. Karınlarını doyurduktan bir müddet sonra bu cinler çalıp oynamaya başlamışlar. Sanki birinin düğünü varmış gibi. Çavuşa kafayı bozmak üzereymiş. Gördükleri karşısında şoka girmiş. O korkuyla buradan nasıl kurtulurum diye etrafına bakınıyormuş ki bir de ne görsün. Az ötesinde yıllardır dilden dile anlatılan o altın buzağı duruyormuş. O korku, heyecan, o karmaşık hislerle bir ara o altın buzağı sezdirmeden almak istemiş. Bakmış ki neredeyse gerçek bir buzağı boyutlarındaymış. Sonra kendince bari kuyruğunu ya da kulağını kırayım da koynumu atayım. Hiç değilse bundan sonraki hayatımda biraz olsun rahatlarız diye düşünmüş. Tam elini buzağa atmış, kuyruğunu ya da kulağını kıracakmış ki karşısına iki tane cin dikilmiş. Sen bizim ilahımıza nasıl böyle bir saygısızlık yaparsın? Senin cezan ölümdür demişler. Meğer cinler bu buzağa tapıyorlarmış. Bizim çavuş ağa baltayı taşa vurmuş. İnsan işte, sen neredeyse cinlerle kucak kucağısın. Bambaşka bir alemdesin. Korkudan ödün patlamış ama altın buzağı yanı başında görünce yelkenleri indirmişsin. Tamahkar insanoğlu. Cinlerden biri demiş, bunu asalım. Bir diğer de, yok bunu nehre atalım gitsin demiş. Öldüreceklermiş yani. Buradan da şu anlaşılıyor ki dağın altından nehir akıyormuş. Tam o sırada reisleri bu iki cine seslenmiş. Onu öldürmeyeceksiniz. Onun sabileri var. Onu aldığınız yere geri götürün demiş. Bu arada cinlerin reisinin başında da bir tacı varmış. Tacında da çok parlak, ışıl ışıl parlayan bir mücevher varmış. Artık elmas mı, zümrüt mü bilmiyorum. Diğer cinlere göre daha da heybetliymiş. Anladığım kadarıyla Müslüman değillermiş. Reisleri merhametli olsa gerek ki bu adamı geri götürün demiş. Reisin bu sözlerini duyan çavuşa hem korkuyormuş hem de sevinmiş. İçinden Allah'ın sana şükürler olsun diyormuş. Bu iki cin yine koluna girmişler çavuş ağanın. Seni geri götüreceğiz ama bir şartla. Seni bıraktıktan sonra asla arkana dönüp bakmayacaksın demişler. Çavuş ağa da onları onaylarcasına kafasını sallamış. Çavuş ağanın evi köy meydanına yakın bir yerdeymiş. Bunu yine getirdikleri gibi bir anda dağın içindeki mağaradan alıp köy meydanına bırakmışlar ama öncesinde sıkı sıkı tembih etmişler. Sakın arkana bakma diye. Tam köy meydanına bırakmışlar ve bizim çavuş ağa merakına yenik düşmüş. Tam geri dönerken göz ucuyla bakmış ve o anda cinlerin ikisi de yanmış. Çavuş ağa iki cinin de ateşler içinde yandığını gözleriyle görmüş. Sonra korkuyla evine koşmuş, hemen yatağına girmiş. Karısı hala uyuyormuş. Çavuş ağanın soğuk teni karısına değince karısı sıçrayarak uyanmış. Nedir bu halin bey? Buz gibisin. Ne oldu sana diye sormuş. Çavuş ağa da yok bir şey, tuvalete gittim, üşüdüm demiş. Karısı da uyku sersemi olduğu için tekrar uykuya dalmış. Öyle ya, mevsim kış. Bütün bu yaşananlardan sonra çavuş ağanın bedeni buz kesmiş. Neyse, uyuyup uyandıktan sonra sabahleyin olanı biteni karısına ve köylüye anlatmış. Çavuş ağa fazla konuşan birisi değilmiş. Bu olaylardan sonra daha da içine kapanmış. Aklını iyice yitirmiş. Çok da yaşamamış zaten. Bir müddet sonra vefat etmiş.
Bu olay tevatür. Köylüler bizzat bu yaşananları Çavuşhan'ın ağzından dinlemişler. Bana da bu olayı rahmetli olmadan önce dedem anlatmıştı. Dedem de bu olayı bizzat Çavuşhan'ın ağzından dinlemiş. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Mustafa. Bu olay 2008 yılında yaşandı. Şu an 30 yaşındayım. Olayın yaşandığı yıllarda ise 20'li yaşların başındaydım. Liseyi bitirmiştim ve 2006 yılında Kütahya'da arkeoloji bölümünü kazandım. Bölüm o sene açılmıştı. Arkeoloji bölümü gözüme hep gizemli gözükmüştür. Geçmişteki insanların hayatlarını araştırmak, kullandıkları eşyaları bulmak, kazılar yapmak, tarihi kalıntılar ve hazineler bulmak. Bu bölüme heyecanla başlamıştım. Tabii okulun ilk iki yılında rutin dersler, sınavlar derken bu hayallerim yerini tipik öğrenci hayatına çevirmişti. Hayatım bu şekilde sıkıcı devam ederken bölüm hocamız sınıftan seçtiği birkaç öğrenciyle birlikte Mardin yakınlarında bir yerde kazı çalışması yapmak istediğini söyledi. Kazıyı okullar kapandıktan sonra yaz aylarında yapmayı planlıyordu. Bu yüzden bölümdeki çoğu kişi yaz ayında tatil yapmayı seçtiği için bu fikre pek ilgi gösteren olmadı. Sınıftan 5 kişi bu fikre sıcak bakmıştı. Bu 5 kişinin içinde ben de varım tabii. Çünkü okulun sıkıcılığı boğmuştu bizi. Değişik bir şeyler yapmak lazımdı. Son sınavlara girmiştik. Artık herkes memleketinin yolunu tutuyordu. Bölüm hocamız bize, sizler de memleketinize gidin, bir hafta kafa dinleyin, sonra gelin, dedi. Ben de bu arada bakanlıktan gerekli izinleri alırım, siz gelene kadar, dedi. Bu kazı olayları için izin almak gerekiyormuş. Define arananlar yüzünden gerekli izinler olmadan kazı yapmak suç. Neyse, memleketime gittim. Aileme durumu anlattım. Ve onlarla bir hafta güzel bir vakit geçirdim. Heyecanlıydım. Çadırda kalacaktık ve eski mezarları kazacaktık. Yani bulmayı umduğumuz şeyler eski mezarlardaki tarihi değerli eşyalar ya da buna benzer şeylerdi. Bir haftanın sonunda Kütahya'nın yolunu tuttum. Diğer arkadaşlarımdan bahsedeyim. Benimle birlikte 3 erkektik. Hasan ve Alperen. 2 kız arkadaşımız vardı. Belçin ve Aslı. Hocamızın adı Nuray. Yani 3 kız 3 erkektik. 6 kişilik bir grup. Gidip gelme, kalma ve yeme içme masrafları okul tarafından karşılanıyordu. 5'imiz heyecanlıydık. Nuray Hoca bu tarz kazılara sıklıkla gittiğini anlatırdı bizlere. Bir servis aracı tahsis etti okul bize. Şoförlüğü de bizler yapacaktık. Yaklaşık 13-14 saatlik bir yol. Her şey hazırlandı ve bizler yola çıktık. Yolculuk bayağı yorucu geçiyordu. Araç geniş olmasına rağmen yanımıza aldığımız eşyalar yüzünden rahat edemiyorduk. Yolculuk devam ederken Nuray Hoca bizlere orada yapmamız ya da yapmamamız gerekenleri anlatıyordu. Bir şey dikkatimi çekti. Geceleri kesinlikle çadırlarımızdan çıkmamamızı tembihliyordu. Nedenini sorduğumuzda ise nedeni önemli değil. Bizim amacımız tarihe ışık tutmak. Tek amacınız bu olsun. Kesinlikle bulduğumuz hiçbir eşyaya zarar vermeyin ve aklınızda kötü bir niyet olmasın diye bizleri sıkı sıkı tembihledi. İçten içe bu kadın bizi hırsız mı sanıyor diye düşünüyordum. Çünkü eşyalara zarar vermeyin, aklınızda farklı bir düşünce olmasın falan. Neyse, bu düşünceler arasında yolculuğumuz devam ediyordu. Nuray Hoca'ya nerede kalacağımızı sorduk. Kalacağımız yerin yakınlarında köy olmadığını söyledi. İnsanlardan uzak, sakin bir yerde kafamıza göre kazı yapacağımızı söyledi. Mardin'e vardığımızda Nuray Hoca ilk olarak jandarmaya bilgi verdi. Şu bölgede şu kadar süre kazı yapacağımızı, gerekli izinlerimizin olduğunu bildirdi. Daha sonra konaklayacağımız yere hareket ettik. Bir iki köyün içinden geçtik fakat hiç insan görmedim. Bu hepimizin ilgisini çekmişti. Sabah olmasına rağmen ortalıkta incin top oynuyordu. Kimse yok diyeceğim ama dışarıda asılı olan çamaşırlar, yanan ateşler, ateşlerin üzerinde kazanlar var. Fakat ortalıkta kimse yok. Yolumuza devam ettik ve kazı yapacağımız alana geldik. Kazı yapacağımız alan bir dağın eteklerine yakın bir bölge ve dağda mağaralar var.
İki çadır kurduk. Üç erkek bir çadırda, üç bayan bir çadırda kalacaktık. İlk gün yol yorgunu olduğumuz için sadece getirdiğimiz yiyeceklerden yiyip sohbet ediyorduk. Turay Hoca muhabbeti dinlenen ve çok şey bilen bir kadındı. Bizlere cinli perili hikayeler anlatıyordu. Korkalım diye mi yapıyordu bilmiyorum ama gruptaki herkes gerçekten korkmuştu. Saat iyice ilerlemiş ve hava kararmıştı. Nuray Hoca yatmamızı söyledi ve yattık. Biz de kendi çadırımıza geçip muhabbet etmeye başladık. Yaklaşık bir saat konuştuktan sonra uykumuz geldi. Herkes uyumaya başladı. Herkesin uyuduğu saatlerde gece aniden düşme hissiyle uyandım. Çadırın dışından yürüme sesleri geliyordu. Fakat önemsemedim. Çünkü biri tuvalete çıkmış olabilir diye. Daha sonra çadıra pıt pıt diye iki kere bir şey atıldı. Muhtemelen taştı. Çadıra çarpma sesinden anladığım oydu. Ben bunları düşünürken tekrar uykuya dalmışım. Sabah olduğunda gece hiç kalkan olup olmadığını sordum. Herkes kalkmadığını söylüyordu. Nuray Hoca'ya gece duyduğum seslerden bahsettim ve çadıra iki kere taş atıldığını söyledim. O da bilmiyorum, bir hayvan gelmiş olabilir, korkulacak bir şeyin olmadığını, yediğimiz şeylerin kokusuna gelen bir hayvandır deyip konuyu kapattık. O gün kazı çalışmalarına başladık. Bir bölgeyi şeritlerle çevirip o alanda kazı çalışması yapmaya başladık. Kazdığımız alanda pek bir şey çıkmıyordu. Çalışmalarımıza devam ediyorduk. İlk gün umduğumuz gibi bir şey bulamadık. Kazı yapılacak alan belirlemeye çalışıyorduk. Bulunduğumuz bölge eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Elbette bir iz, bir alet, tarihi eser çıkması lazımdı karşımıza. Hava kararına kadar çalışmalarımız devam etti. Fakat umduğumuzu bulamadık. Hava kararınca çalışmamızı bırakıp çadırların yanına geldik. Ateşi yakıp başında yemek yiyip muhabbet ediyorduk. Biz bu şekilde sohbet ederken gözüm dağdaki mağaraya takıldı. Bir mağarada dalgalı bir ışık vardı. Yanlış görüp görmediğimi anlamak için Nuray Hoca'ya da ''Hocam şu mağarada ışık var, sanki ateş yanıyor.'' dedim. Herkes o mağaraya baktı. Herkes beni doğruladı ve hemen jandarmayı aradık. Malum sınıra yakın bir bölge ve terörist olabilme ihtimali geldi aklımıza. Ateşimizi söndürüp bulunduğumuz bölgede beklemeye başladık. Jandarma geldi ve mağaraya baktılar. Fakat mağarada hiçbir şeyin olmadığını, başka giriş çıkışın da olmadığını söylediler. Daha sonra jandarma komutanı bir sıkıntı olduğunda aramamızı söylediler. Jandarmalar gittikten sonra bu olay biraz da olsa bizi tedirgin etmişti. Çadırlarımıza çekildik, uyumaya başladık. Gece yine aynı ayak sesleriyle uyandım. Bu kez Alperen'e çağırdım. O da benim duyduğum gibi sesleri duyuyordu. Sonra Hasan'ı da uyandırdık. Sesler devam ederken aniden çadırdan çıktık. El fenerleriyle etrafa bakındık fakat en ufak bir insan izi ya da hayvan izi yoktu. Ateşi yaktık. Uyku tutmuyordu. Bu ses olayı gitgide sinir bozucu hale gelmişti. Mağaraya bakıyorduk. Mağarada ışık falan yoktu. Çadırımıza girip uyumaya devam ettik. Sabah oldu. Dışarıdan gelen Nuray Hoca'nın sesiyle uyandık. Nuray Hoca bizden önce kalkmış. Kalktığında bizim eşyaların sağa sola dağıtılmış olduğunu görmüş. Eşyalarımız gelişi güzel etrafa dağıtılmış. Yakınlarda insan da yok. En yakın insanların yaşadığı yer geçtiğimiz iki köy. Onlar da yaklaşık bir saatlik uzaklıkta. Aramızda bunu kimin yapmış olabileceğini konuştuk ama buna bir anlam veremedik. O gün kazı yapmaya devam ettik. Diğer günlere göre bu kez bir mezar bulmuştuk. Çocuk ya da bebek mezarı. Yaklaşık bir metrelik bir mezar. Kazdıkça bir bebeğe ait olduğu anlaşılıyordu. Fakat mezar taşı falan yoktu. Sanki kundağıyla gömülmüş, sarıldığı bez çürümüş fakat bebek sanki daha yakın zamanlarda gömülmüş gibiydi ve kundağına bir muska iğne ile iliştirilmiş. Bu işin tadı iyice kaçıyordu. Jandarmaya tekrar haber verdik. Biz eski dönemlere ait kalıntılar ararken yakın zamanda gömülmüş insan cesedi buluyorduk. Jandarmaya bulunduğumuz bebek mezarını ve bebeği gösterdik. Jandarma da çok şaşırdı. Çünkü bulunduğumuz yerde mezarlık olması imkansızdı. Köylerden bir saatlik uzaklıkta ve köy mezarlığı hemen
köylerinin dışındaydı. Jandarma bebeği de alıp araştırma yapmak üzere oradan ayrıldı. Bu olaydan sonra kazı yaptığımız alandan eşyalarımızı topladık ve başka bir alana geçtik. Kazımıza oradan devam ettik. Yine gece olmuştu. Daha önceki gecelerin aksine hepimizde bir huzursuzluk vardı. Sabah yaşadığımız olay anlaşılan hepimizi etkilemişti. Olayı unutmak için farklı konular açıyorduk. Herkes daha önce yaşadığı komik olayları ya da bildiği fıkraları anlatıp ortamı biraz olsun yumuşatmaya çalışıyordu. Sohbet muhabbet derken yine saat geç olmuştu. Nuray Hoca yatmamızı söyledi. Çadırlarımıza çekildik. Bu kez çadırları dip dibe kurmuştuk. Nuray Hoca da dahil herkes korkuyordu. Saat kaç hatırlamıyorum. Herkes uyuyor. Ben de uyuyorum. Gece hepimiz bir sesle sıçradık uykumuzdan. Dışarıdan gelen sese kulak verdik. Yavrum diye biri ağlıyor ama nasıl anlatsam. Kadın sesi ama kalın. Hani kadın olduğunu yavrum diye ağlamasından anladım diyebilirim. Ve bu sese hepimiz uyandık. Çadırın dışında birisi hızlı adımlarla yürüyor ve yavrumu aldınız benden diyerek ağlıyordu. Hepimiz birden dışarıya çıktık ama etrafta kimse yoktu. Ve ses dağın oradaki mağaraların oraya doğru gidiyordu. Ve mağarada ateş yine yanıyordu. Hepimizin eli ayağı titriyordu. Sabah olmak üzereydi. Hepimiz tek bir çadırda oturup sabah olmasını bekledik. Sabah olduğunda eşyalarımızı toplayıp karakola gittik. Biz tam yaşadıklarımızı anlatacaktık ki komutan bebekle ilgili araştırma yaptıklarını ve olayı öğrendiklerini anlattı. Zamanında o geçtiğimiz köylerden birinde iki kız kardeş varmış. Bu kardeşlerden birinin çocuğu olmuyormuş. Çocuğu olsun diye köyde olan bir büyücüyle anlaşıp büyü yaptırmış. Büyü yapan kadın bir şartla büyü yapmış. Kız kardeşinin yeni doğan bebeğini kurban etmek için o bulunduğumuz bölgede canlı canlı gömmesini istemiş. Ve üzerinde büyücünün verdiği muskayla gömmüş bebeği. Bu olaydan sonra bebeğini bulamayan kardeşi delirme noktasına gelmiş. Ama çocuğu olmayan kardeşinin kızı olmuş. Nasıl olduysa bebeği kaybolan kardeş bu bebeğini kız kardeşinin öldürdüğünü öğrenmiş. Hem kız kardeşini hem de büyü yapan kadını elleriyle öldürmüş. En son kendi canına kıymış. Yapılan bu büyüden sonra köyde bir sürü olaylar yaşanmış dedi komutan. Sonra vallahi Nuray hocam bize bunu anlatan bu köyde yaşayan bir iki ihtiyar sanki ağız birliği etmiş gibi bu o bebek dediler. Ha bir de bu bebeği bulduğumuz yere gömün yoksa sizin de başınıza türlü olaylar gelir diye de eklediler dedi komutan. Nuray Hoca da bizim yaşadığımız olayı anlattı ve altımız birden olayları doğruladık. Komutan ve birkaç askerle aynı bölgeye birlikte gidip bebeği aldığımız yere gömdük. Bu olayın üzerine orada kalmamız imkansızdı ve Kütahya'nın yolunu tuttuk. Eski insanların hayatını artık merak etmiyorum. Şikayet ettiğim ve sıkıcı olduğunu düşündüğüm hayatıma bir kez daha şükrettim. Köydeki ihtiyarların anlattığı olay ne kadar doğru bilmem ama bizim yaşadığımız olayın gerçek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu aslında bir hikaye değil. Bir insanın nasıl tek odada yıllarca yaşadığını, tek bir insanla konuşmadan delirdiğinin hikayesi. Bu hikayenin gerçekliğini iliklerinize kadar hissetmenizi istiyorum. Anlatacaklarım kelimesi kelimesine doğrudur. Bu hikayeyi dışarıdan yaptığım gözlemlerle ve yaşadığım garip olayları bir araya getirerek anlatıyorum. 12 yaşlarındaydım. Hayatım gayet normal ve olması gerektiği gibiydi. Merkezde yaşardık. Hafta sonları ve babamın yıllık izinlerinde köye giderdik. Okul hayatım ya da gündelik hayatımda sıradan bir çocuğun yaşadığı olağan şeyleri yaşayarak geçiyordu. Sizlere anlatacağım olayı anlatmadan önce olayda bahsedeceğim kişi N.Ç. ömrünü tek bir odada geçiren insan. Odaya nasıl hapsolduğunu ve N.Ç.'nin odadayken benim o evde yaşadıklarımı anlatacağım. Biliyorum lafı fazla uzattım ama yaşadıklarımı sizin de hissetmenizi gerçekten istiyorum. N.Ç.
Herkes gibi normal bir insanmış önceden. Yani 17-18 yaşlarına kadar ben o odaya nasıl girdiğini ve bir daha neden çıkmadığının hikayesini akrabalarımdan öğrendim. Benim yaşadığım olaylar onun 30'lu yaşlarına geldiğinde yaşadığım olaylar. N.T. Günün birinde gecenin bir vakti evden gidiyor. Sabah olduğunda ailesi onu arıyor. Fakat kimse bulamıyor onu. Nereye baktılarsa, ne yerde ne gökte, herhangi bir yerde izine rastlamıyorlar. Gün içinde eve döner diye bekliyorlar. Fakat eve gelmiyor. Daha sonra köylülerden birinden haber geliyor. Onu köyün yakınlarındaki bir gölün kenarında sırılsıklam gördüğünü söylüyor. Ailesi hemen oraya gidiyor. N.C. kışın ortasında göle girmiş ve geceden sabaha kadar orada beklemiş. Ailesi buna çok şaşırıyor. N.C. adeta şoka girmiş. Bir yere sabit bir şekilde bakıyormuş. Sorulan hiçbir soruya cevap vermiyormuş. Ailesi meraktan ölüyor. Neden böyle bir şey yaptığını öğrenmek istiyor ama ne fayda. Ağzından tek kelime alamıyorlarmış. Eve götürmüşler. Evde de konuşulmuş. Bu olayın üzerinden bir iki ay geçiyor. Fakat hala konuşmuyor. Bir süre sonra geceleri evin içinde dolaşmaya, camları kırmaya başlıyor. Ailesine saldırıyor. Ama hala konuşmuyor. Sonra ailesi başına çıkamayınca evin bir odasına kapatıyorlar onu. Odada sadece bir yatak var. Camlar ve kapının cam olan kısmı tahtalarla çakılmış. Tuvalet ihtiyacı için odanın içine tuvalet koyuyorlar. Bunu yapmalarının amacı odadan çıkmasın, kimseye saldırmasın diye. Olayın buraya kadar olan kısmını yakınlarından dinleyerek öğrendim. Daha sonraki olaylar ise benim bizzat yaşadığım olaylar. N.C.'nin abisiyle halam evleniyor. Halamın evliliğinde bir sıkıntı çıkmıyor. Evlilikleri gayet güzel devam ediyor. Fakat tek sıkıntıları eniştemin ailesiyle aynı evde yaşaması. Yıllar böyle geçiyor. Çocukları oluyor. Yani kuzenim benden 2 yaş büyük. Halam babaannemlere geldiğinde N.C.'nin odadan hiç çıkmadığını, geceleri bağırdığını söylerdi. Çocuk olduğum için bu anlattıkları çok dikkatimi çekerdi. Halamlar aynı evde yaşadığı için bu olaylara alışmış durumdaydı. Babamın yıllık izninde köye gitmişti. 12 yaşında falanım. Babamlar, teyzemler ve babaannemlerle hastaneye gittiler. Neden gittiklerini hatırlamıyorum. Beni de o gün halamlara bıraktılar. Halamların evini biraz anlatayım. 2 katlı bir ev. Evin alt katı her köy evi gibi ahır ve samanlık var. Evin merdivenlerinden çıkarken direkt karşıda 2 tane yan yana tuvalet var. Tuvaletlerin 2 yanında odalar var. Merdivenin 2 yanı da oda. Yani odalar karşılıklı. Merdivenin karşısında tuvalet var. Umarım evi tam anlatabilmişimdir. Odanın biri pazarcılık yaptıkları için pazar eşyalarıyla dolu. Hemen o eşyaların karşısındaki odada eniştemin anne ve babasının yatak odası. Eniştemlerin odasının karşı odası N.C.'nin kaldığı oda. Ben halamlarda kaldığım gün halamla eniştemin odasında yanlarında yattım. Gece saat kaç hatırlamıyorum. Birden bağırma sesi gibi ama nasıl tarif etsem, böğürme desem iniltili bir böğürme sesi var. Sanki birisi boğuluyor, birisi boğazını sıkıyor, bağırıyor gibi. Bu sesi duydum ve korkuyla uyandım. Hemen halamın yanına gidip hala ne oluyor dedim. N.C. bağırıyor. Sen uyumaya çalış. O hep öyle geceleri bağırır. Sen takma dedi. Niye bağırıyor dediğimde biz de bilmiyoruz. O hep öyle dedi. Onu daha önce doktora, hocalara götürmüşler. Kimseyle konuşmamış ama geceleri anlamsız şekilde bir anlam ifade etmeyen kelimeleri bağırıyor. O gece hiç uyuyamadım. Bağırma sesleri hala kulaklarımda. Sabah olduğunda babamlar geldi ve gittik. Bir daha halamlarda hiç kalmadım. Aradan yıllar geçti. 18 yaşlarındaydım. Lise bitmiş, üniversiteye hazırlanıyordum. Köyde babaannemlerin yanında kalıyordum. Bir gün halam aradı. Bu arada halamın kayınpederi ve
vefat etti. Eniştem de pazarcılığı bırakıp farklı bir işe başlamıştı. Başladığı iş yerinde kalıyordu. Haftada bir eve geliyormuş. İşin ilk haftası. Kuzenim de Isparta'da okuyordu. Halam yalnız kalmaya alışmadığı için babaannemleri kalmaya çağırdı. Fakat büyük babam hasta olduğu için gidemediler. Babaannem bana, yavrum, halan kendisi korkuyormuş. Bir iki gün yanında kalıver. Enişten gelince geri gelirsin dedi. Delikanlılık zamanları, korkuyorum ben. Nasıl kalayım diyemedim. Babaannemi de kıramadım. Mecburen gitmek zorunda kaldım. Eniştemin işten gelmesine iki gün vardı. İki günden ne olacak ki diyerek gittim. NC'de en ufak bir değişme yoktu. Evin bir odasında tek başına yalnız hayatını yaşamaya devam ediyordu. Halamlara gittim. Halam ve kayınvalidesiyle sohbet ettik. Sanki inadına yaparmış gibi bana NC ile ilgili garip olayları anlatıyorlardı. Ben de inanmıyormuş gibi yapıp cesur görünmeye çalışıyordum. Birinci gece. Halam ve kayınvalidesi kayınvalidesinin odasında yatıyordu. Ben de NC'nin odasının karşısındaki odada yatmak zorundaydım. Televizyon olan odada bu odaydı. Televizyonun olması biraz olsun korkumu hafifletiyordu. Televizyonda izleyecek bir şeyler arıyordum. Saat bayağı ilerlemiş, herkes uyumuştu. Yine bağırma sesleri gelmeye başladı. Duymamak için televizyona ses veriyordum ama ne fayda. O zamanlar telefon herkeste yok. Nokia 3310'ların en fiyakalı telefonlar olduğu zamanlar. Ama Walkman'im vardı yanımda. Kulaklığı taktım ve Walkman'imden radyo kanallarında sevdiğim müzik arıyordum. Son ses vererek dinlemeye başladım. Televizyonu kapatıp gece lambasını yaktım. Yaklaşık yarım saat sonra öyle bir tuvaletim geldi ki çıksam ayrı dert, çıkmasam altıma yapacağım. Tüm ışıkları yakarak cesaretimi toplayıp tuvalete gitmek için yavaşça odadan çıktım. Ara yerin ışığını da yaktım. NC'nin sesi çıkmıyordu. Hızlı adımlarla tuvalete girip işimi gördüm. Dünya varmış. Bir saniye daha dursaymışım altıma yapacakmış. O derece sıkışmıştım. Tuvaletten çıktım ve tam odaya yöneldiğim sırada şşt diye bir hırıltılı bir ses duydum. Parmak ucumdaki kanın bile çekildiğini hissettim. Arkama bakmaya cesaretim yoktu. Fakat yavaşça arkama döndüm. Tahtanın arasından sadece gözlerini görebiliyordum. Ve tekrar şşt dedi. NC kan çanağı olmuş gözleriyle doğruca bana bakıyordu. O an çok korktum. Ama gözümden bir iki damla yaş aktı. Düşünsenize, bir insan yıllardır bir odada tek başına, sadece yemek koyulup kapanan bir kapı. Hani temizliği ve tuvalet ihtiyacı konularına girmiyorum bile. İçimden o birkaç saniyede bunları geçirdim. Gözleri kan çanağı ve bana şşt diye seslendi. Sanki yardım ister gibi. Adeta korkum gitmişti. Ona yardım etmek ve onunla konuşmak istiyordum. Gözümden yaşlar akmaya devam ediyordu. Tam kapısına doğru bir iki adım attım. Allah'ım, aniden kapıyı yumruklayarak kahkaha atmaya başladı. Ödüm bokuma karıştı. Odaya nasıl kaçacağımı bilemedim. Sabah olmak üzereydi. O geceyi öyle atlattım. İkinci gece, son gece. Dün gece yaşadıklarımı halama anlatmadım. Zaten bu olaylara alışkındır diye. Gündüz yaşanılan tuhaf bir şey olmadı. Yine akşam oldu. Herkes odalarına çekilip uyumaya başlamıştı. Televizyona bakıyordu. Yine bağırma sesleri gelmeye başladı. Walkman'imi takıp müzik dinlemek istiyordum ki Walkman'im dün gece açık kalmış ve pili bitmiş. Neyse, televizyona bakarım sabaha kadar diye düşündüm. Yaklaşık yarım saat sonra aniden televizyon kapandı. Açmaya çalıştım. Fakat elektrikler gitmişti. Elektriklerin gittiğini fark edince resmen karnıma sancı girdi korkudan. Kafamı da atacağım hiçbir şey kalmamıştı. Yatağa yattım ve uyumaya çalıştım. Şükürler olsun ki bağırma sesleri kesilmişti. Biraz sonra salondan yürüme sesleri gelmeye başladı. Salon döşeme tahta olduğu için yürüyen kişinin ayak seslerini net şekilde duyabiliyorsunuz. Başta halamlardan birisi
Tuvalete çıktı diye düşündüm. Fakat oda kapısının açılma sesi gelmemişti. Sadece yürüme sesleri vardı. Nefes alırken bile sessiz olmaya çalışıyordum. Kapıdan tarafa bakamıyordum. Kaldığım odanın kapısı kilitliydi. Kapının camı mozaikli cam. Allah'ım yardım et. Dua etmeye başladım. Resmen korku filminin içindeydim. Odanın kapısı kilitli. Neçenin çıkması imkansız ve başka bir şeyin olma ihtimali de korkutuyordu beni. İki ihtimal de korkudan ölmeme yeterdi. Bir süre yürüme sesleri devam etti. Kapının camına hiç bakamıyordum. Bir ara kafamı mozaik cama çevirdim. La ilahe illallah. Mozaik camın önünde bir kafa var. Dışarıdan vuran sokak lambasının ışığıyla net şekilde birisinin olduğu fark edilebiliyor. Ama kim olduğu seçilemiyor. Camın önünde öylece durmuş, muhtemelen yüzü odanın içine dönük, öylece sabit bir şekilde duruyordu. Bir süre sonra kapı kolunun aşağıya yukarıya yavaşça hareket ettiğini duydum. Kapıyı açmaya çalışıyordu. Allah'ım, bu nasıl olabilir? Kim bu? Hayatımda ilk kez kalbimin heyecandan sıkıştığını hissettim ve korktuğum başıma geldi. Kilitlediğim kapı açıldı. Gözlerimi kapattım. Nefes dahi almıyordum. Gözlerim kapalı. Resmen o varlık ya da o şey, her neyse, bana saldırmasını ve beni öldürmesini bekliyordum. Odanın içinde bir şeyin dolaştığını, yürüdüğünü net bir şekilde duyabiliyordum. Yüzümde bir elin varlığını hissettim. Uyuyormuş gibi yapıyordum. Nefes dahi almıyordum. Yüzüme değen el o kadar pis kokuyordu ki midem bulandı. Daha sonra kapının kapanma sesiyle gözlerimi hafif araladım. Odada kimse yoktu ve sesler kesildi. Nasıl oldu bilmiyorum ama hemen uykuya dalmıştım. Sabah oldu. Sabah halama Neçe'nin odasından çıktığını söyledim. Halam bunun imkansız olduğunu söyledi. Yeminler ettim. Fakat inanmadı bana. Eniştem de akşamüstü geldi. Eniştemle sohbet ettikten sonra gitmek için ayaklandım. Odadan çıktım. Eniştem ve halam beni yolcu etmek için merdivenin başına kadar benimle birlikte geldiler. Tam vedalaşıp giderken Neçe'nin kapısından yine şşt sesi geldi. Üçümüz de Neçe'nin odasının kapısına baktık. Tahtaların arasından baktığını görebiliyorduk. Tahtanın arasından elini çıkartıp bana el salladı. Eniştemle halam şoka girdi. Sonra ben babaannemlerin evinin yolunu tuttum. Bu olay hiç aklımdan çıkmadı. Bu olaydan sonra halamlara bir daha gitmedim. Zaten yaklaşık 5-6 yıl sonra halamla eniştem boşandı. Halam da görüşmediği için Neçe'ye ne oldu şu anki durumunu hiç bilmiyorum. Ne kadar korksam da bu konu her aklıma geldiğinde Neçe'ye ve yaşadığı hayata üzülmekten kendimi alıkoyamıyorum. Belki de bana el sallamasını ve o gece yaşadığım olayın nedeni onun için üzülmem ve ona baktığımda ağladığımı görmesiydi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. 13-14 sene önce liseye yeni başladığım sıralar, garip hislerim ortaya çıkmıştı. Bir şeyleri sezmek ve hissetmek gibi. Annemin fal ve büyü işleriyle uğraşan bir arkadaşı vardı ve hayatımda hiç kimseden o kadar korkmamışımdır. Kadın 100 kilo ağırlığında, kısa boylu, pis, çirkin bir mahlukat gibi görünüyordu gözüme ve o kadını her gördüğümde öldürmek istiyordum. Bir gün kadın bize geldi ve ayıp olmasın diye yanlarına gittim. O sırada annem mutfağa çay almak için gittiğinde kadın bana döndü ve bana her gün banyo yapıyorum biliyor musun? Yani düşündüğün gibi pis birisi değilim dedi. Demek senin gözünde ben böyle biriyim dedi. O an yaşadığım şoku hiç unutamam. Kadın o an aklımdaki düşüncelerimi söylemişti. Cinlere ve perilere inanmayan bir insan için gerçekten de ağır bir durum oldu. Merak ettim ve o dakikadan sonra o kadınla bir savaş haline girdim. Kadın istese beni maymun eder ama ben ona ergenliğimin bana vermiş olduğu delikanlılıkla saldırmayı düşünüyordum. Aradan biraz zaman geçti ve o zamanlarki sevgilimle
parkta buluştuk. Sonra tekrar eve geldim ve odama geçtim. Müzik dinliyordum. Birden bir şeyler hissetmeye başladım. Evin içinde sağa sola bakınmaya başladım. Kendimi durduramıyordum. Ve baktığım o kadar anlamsız yerden sonra buzdolabının altında beyaz dondurma kabını gördüm. Dışarıya doğru çektiğimde içerisinde bir sabun ve üzerinde 40'a yakın çivi vardı. Sabunun bir kısmı erimiş ve suyun içi bembeyazdı. Bir anda sinirlendim ve suyu döktüm. Çivileri sabundan çıkarıp balkondan fırlattım. Sabunu tuvaletin deliğine attım. Tüm bunları anlamsız bir şekilde 2 dakika içerisinde yaptım. Bu olaydan sonra hayatımda geri dönüşü olmayan ve psikolojik olarak vurgun yaşadığım olaylar dizisinin başlangıcını vermiş oldum. Bu yaptığım olayı annem gelince kızarak anlattım ve bunun kendisinin olmadığını, arkadaşının rica ederek yer kalmadı diye bize koyduğunu söyledi. Bir daha istemediğimi söyleyerek konuyu kapattım sandım. Ama her şey o zaman başladı. Geceleri uyku problemi yaşıyordum. Ama o olaydan sonra fark ettim ki daha çok uykum geliyordu ve uyumamak için binlerce takla atıyordum. Önce garip garip rüyalar görmeye başladım. Anlamsız siyah siyah yüzler geliyordu ve zıplayarak uyanıyordum. Sevdiğim insanların kılığında garip varlıklar görüyordum. Uyanınca anneme anlatıyordum. Ama annem de birkaç dua okuyup geçiştiriyordu. Rüyalar bir türlü kesilmedi ve günlük hayatımı da etkilemeye başlamıştı. Önce evin içinden garip garip sesler gelmeye başladı. Aldırış etmedim ama inceden ürküyordum. Sonra belirgin olarak hissetmeye başlamıştım. Evde yalnızken sanki benimle birlikte birisi daha vardı ve sürekli beni takip ediyordu. Anlamsızca odaların ışıkları yanıyordu. Radyo kendiliğinden açılıyordu. Evin içindeki sesler şiddetlenmeye başladı ve gerçekten korkmaya başlamıştım. O büyü ne büyüsü ise yaptığım şeyden dolayı mıdır diye hiç düşünmedim. Evden durmaktan korkmaya başlamıştım. Sürekli birilerinin yanında kalmaya gidiyordum. Aynı durumlar orada da oluyordu. Tolga ve Orhan adında iki arkadaşım var ve bu arkadaşlarım kardeşler. Babasının tavuk çiftliği vardı. Onların yanına kalmaya gittim. Güzelce eğlendik ve o zamanlar PlayStation 1 vardı. Gece saatlerine kadar hayvan gibi oynadık ve yattık. Gece rüyamda yine o garip varlık sürekli peşimdeydi. Her ne kadar rüya olduğunu bilsem de sıçrayarak uyandım. Kalkıp bir bardak su içtim ve tekrar yatağa geçtiğimde dışarıdan bir ses geldiğini fark ettim. Dışarıdan bir kadın sesi çok kısık bir sesle adımı söylüyordu. Söylemekten ziyade çağırmaktı bu. Kafamı uzatıp camdan bakamadım ve dizlerim titriyordu. Çünkü şehir dışındaydım ve yabancı bir yerde, en yakın ilçenin 17 kilometre uzakta olduğu çiftlikte beni tanımaları mümkün değildi. Hemen Tolga ve Orhan'ı uyandırdım. Dışarıdan gelen kadın sesinden bahsettim. Sessizce dinledik. Ses kesilmişti. O an aptal durumuna düştüm. Deliriyorum sandım. Tolga ile Orhan, "Oğlum yat, manyak mısın?" diye dalga geçiyorlardı. Bir anda cama bir şey çarptı ve altımıza sıçtık. Ses tekrar gelmeye başladı. Bu sefer duyan bir tek ben değildim. Orhan ve Tolga da duyuyorlardı. Kimsenin camdan bakmaya cesareti yoktu. Hava karardığından beridir hiçbir ses çıkarmayan tavukların bulunduğu kısımdan tavuk ciyaklamaları gelmeye başladı. Küçüklüğümde kalp hastalığı geçirmiştim ve o an kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Üçümüz de odanın köşesine geçip birbirimize yaslandık. Orhan bizden 2 yaş küçüktü ve ağlamaya başlamıştı. Çok fazla dinimize düşkün olmadığımız için de fazla dua edemiyorduk. Birden kapı aralanma sesi geldi. Tolga "Ağır kapısı" diye fısıldadı. Orhan'ın ağzını kapatıp susturmaya çalıştık. Çıt çıkmıyordu ve pür dikkat dinliyorduk. Birden bir kapı sesi daha geldi. Tolga "Bu sefer koridor kapısı" dedi ve o an sıçtığımızın resmidir dedi. Çünkü bir sonraki kapı bizim bulunduğumuz yatakhanenin kapısıydı. Şuursuzca duvardaki Kur'an-ı Kerim'i alıp göğsüne sıkı sıkı bastırdı Tolga. Harbiden imana gelmiştik. Şu gece bilsin diye
bildiğim bütün duaları tekrar ediyordu. Sessizlik iyice geriyordu bizi ve dışarıdan kadın sesi gelmeye başladı. İsimlerimizi söyleyip gelsenize biraz diyordu. Cesaretimi topladım ve Tolga'ya camdan bakalım mı diye sordum. Çünkü o da ben de biliyorduk ki eğer bir şeyler yapmazsak korkudan ölecektik orada. Tolga'yla beraber ayağa kalkıp cama yaklaştık. Perdeyi yavaşça araladık. 60-70 metre ileride kucağında sanki bir bebek taşıyan köylü kıyafetli bir kadın duruyordu. Geri attık kendimizi yere. Sürekli dışarıya çıksanıza diye sesleniyordu. O kadar titriyordum ki Tolga'ya bu kadın kim diyemedim. Kadını gördükten sonra hiç cesaretimiz kalmamıştı. Yorganı üzerimize çektim ve duayı tekrar ediyordum. Kadının sesi o kadar sıkmaya başlamıştı ki Tolga'ya gidelim mi diye sordum. Cevap vermedi. Gidip gitmemek arasında konuşurken birden ses kesildi. Yarım saat kadar bekledik ve tekrar camdan baktık. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Rahat bir nefes alıp hep beraber dışarıya çıktık. Araçlarında bulunan tüfeği aldık ve etrafa bakınmaya başladık. Artık güneş kendini iyice hissettirmeye başlamıştı ki Orhan abi ahır dedi. Ahırın kapısını açıp sopayla itekledik. Biliyorum aptalca ama bu olaydan sonra dinamit atsak kapıya haktır. Hep beraber içeriye girdik. Tavuklara baktık, hiçbir şey yoktu. Hepsi normaldi. Ahırdan içeriye geçen kapıya yöneldik. Her yere baktık. Hiçbir şey yoktu. Hemen beni en yakın ilçeye bırakmasını söyledim. Çünkü bu bela benimle gelmişti. Belliydi. Yolda giderken de birkaç gündür yaşadıklarımı anlattım Tolga'ya. İhmal etme kardeşim. Acilen çaresine bak. İyi değil yoksa dedi. İlk otobüsle Ankara'ya geldim. Uykusuzluktan geberiyordum ama uyumamak için her şeyi yapıyordum. Annemi aradım ve nerede olduğunu öğrenip yanına gittim. Olanları anlattım. Annem de arkadaşıyla konuşacağını söyledi. Onunla konuşmamasını, başka birisine sormasını istedim. Ama direkt arkadaşının yanına götürdü beni. Ben kapıdan girince kadına acayip bir daralma geldi. Annem, ben, kadının kızları hepimiz donduk. Kadın bildiğin fenalık geçiriyordu. Sürekli çok ağır, çok kaldıramıyorum gitsin, yeter diye bağırıyordu. Annem bana çıkmamı söyledi ve kendimi dışarıya attım. Dışarıda 2 saate yakın bekledim. Eve de gidemiyordum çünkü korkuyordum. Annem geldi ve bana musallat olmuş bir cinnin olduğunu söyledi. Arkadaşını çok rahatsız etmiş. Koyduğumun kadınının büyüsü yüzünden bu hale gelmiştim. Daha sonralarda öğrendim ki büyü ölüm büyüsü gibi bir şeymiş. Sabun eridikçe ve çiviler döküldükçe kişi de eriyormuş. Yani bir parçasını alıp götürüyormuş. Özel bozma büyüleri varmış ve herkes bozamıyormuş. Tabii annem bana bunları korkmayayım diye anlatmamış. O günden sonra benden 7 yaş büyük olan abim sürekli yanımda duruyordu. Uyurken onun yanında yatırıyorlardı. Her ne kadar rüyalarımı etkilemese de en azından abim var yanımda diyerek biraz daha güven duyuyordum. Normalde 2 ayrı yatak vardı odada. Ben ve abimin yatağı. Ama diğer yatakta yatmıyordum. Abimin yatağında yatıyordum. Bir gece yatarken rüyamda o karanlık varlık geldi ve bana dokundu. Dokunduğu yer o kadar acıdı ki sanki yanmıştı. O sırada abim beni dürtükleyerek uyandırdı. Bana kalk lan kalk, çık dışarı dedi. Gözümü tamamen açtığımda karşıda benim yatmam gereken yatakta alevler içerisinde yanıyordu. Abim hemen üzerindeki yorganı alevlerin üzerine atıp söndürmeye çalıştı. Ama alevler sönmüyordu. Elimden tutup dışarıya çıkardı beni. Hemen müstakil olan evimizin bahçe kapısından çıktık ve orada beklemeye başlamıştı. Annem ve babam misafirlikten geliyorlardı. Bizi görünce hemen koştular. Neler olduğunu anlattık ve hep beraber eve girdik. Odanın kapısını açtığımızda odada ne duman ne ateş, hiçbir şey yoktu. Abimin alevlerin üzerine attığı yorganı kaldırdığımızda herhangi bir yanık izi ya da kararma yoktu. O an ikimiz de birbirimize bakıp şok olmuştuk. O olaydan sonra tüm aile toplanıp bir şeyler yapalım diye karar aldık. Ama kim ne yapacağını bilmiyordu. Aile büyükleri sürekli yanımda Kur'an okuyorlardı.
ama içimde sürekli korku vardı. Yaklaşık 1-2 ay gündüzleri uyudum, geceleri uyanıktım ve herkes yanımdaydı. Tam olaylar kesilmeye başlamıştı ki tekrar rüyalarım kabusa dönmeye başladı. Bir gece rüyamda o varlık geldi ve beni darp etti. Korku filmlerindeki gibi duvardan duvara fırlatıyordu. Ayıldım ama hareket edemiyordum. Rüyanın şokuyla yatakta doğrulmaya çalıştım ama doğrulamadım. Bir anda abimin yatağının yanında bir gölge belirdi. Bir anda hareketlendi ve üzerime doğru gelmeye başladı. Ses tellerim yırtılırmışçasına çığlık attı. Abim yatıyordu ama duymuyordu. Gölge geldi ve bir anda üzerime kapandı. O an nefes alamamaya başladım. Yatakta sürekli çırpınıyordum ama bir türlü ses çıkartamıyordum. Boğuştum diyemem. Çünkü korku ve şoktan hareket edemiyordum. Sonra eklem yerlerim acımaya başladı. Daha önce hiç böyle bir acı çekmemiştim. Sol ayak bileğim, sağ diz kapağım ve iki el bileklerim o kadar ağrıyordu ki. O kadar acıya dayanamamaya başladım. Allah'ım ne olur yardım et diye bağırdım ama kimse duymadı. Birden dışarıdan bir ses geldi. Ezan okunuyordu. Ezan okununca üzerindeki ağırlık bir anda kalkmıştı. Ama hala eklem yerlerim aşırı derecede acıyor ve sızlıyordu. Bilmiyorum ama sanırım bayıldım. Gözlerimi açtığımda oturduğumuz yere yakın olan özel hastanenin acil servis sedyesinde yatıyordum. Annem saçlarımı okşuyordu. Anneme ne olduğunu sordum. Bir şey yok. Anlatırım sonra dedi. Etrafa bakınmaya başladım. Bulunduğumuz odada 6 tane yatak vardı ve sadece 2 tanesi doluydu. Tam karşımda yaşlı bir amca yatıyordu. Yanında da arkası dönük, başı kapalı yaşlı bir teyze duruyordu. Babam ve abim geldi yanıma. Nasılsın diye sordular. Her yerim ağrıyor dedim. Biraz konuştular ve uykum geldi dedim. Ben öyle deyince tam gidiyorlardı ki abime, abi ne oldu bana dedi. Etrafa baktı. Annemle babam konuşuyorlardı ve bana dedi ki bileklerin çıkmış, diz kapağın çıkmış dedi. Hiçbir şey hatırlamıyordum ama bir anda gece yaşadıklarım aklıma geldi. Abim yanımdan ayrıldı ve gözlerim kapanıyordu. Etraf kararıyordu. Annemle babam sürekli konuşuyorlardı. Çok hararetli tartışıyorlardı. Tam onlara seslenecekken karşı yataktaki amcaya kaydı gözüm ve teyze ayağa kalkıp bana doğru döndü. Bir anda tüylerim diken diken oldu. Tolga ve Orhanlar da dışarıda gördüğümüz kadındı. O kadar dik ve hiddetle bakıyordu ki yüzü gözü tövbe bismillah ayrı oynuyordu. Hayatımda hiçbir şeye o kadar dikkatli bakmadım. Ama burun deliği bir taneydi. Bizimki gibi iki delikli değildi. Yine kalbim sıkışmaya başladı. Daraldım. Nefes alamıyordum ve kriz geçirmiştim. Hastanede birkaç gün yattıktan sonra ailem beni Ankara'dan uzaklaştırmak istedi. Alanya'da 3 tane dayım var. Bir sürü de kuzenim var. Birkaç gün kafa dinlememi istediler. Abimle bana bilet aldılar. Cebimize para koyup yolladılar. Giderken yaşadıklarım sürekli aklımdaydı ve ürküyordum. Gece bindiğim için hemen uyudum. Bir rüya gördüm ve çok gerçekçiydi. Gözlerimi açamıyordum. Abim yanımda yoktu. Ayağa kalkıp bakınıyordum. Araçta da kimse yoktu. Araç kenara çekilmiş, öylece bekliyordu. Ön tarafa yöneldim ve kapıları açan butonu arıyordum. Bulamayınca tam doğruldum ve arka tarafa döndüğümde yine o kara gölgeyi gördüm. Bir anda yerden dikeldi ve öylece bekledi. Tekrar çığlık atmaya başladım. Yardım istedim ama kimse duymadı. Gözlerimi açtığımda dinlenme tesisindeydik. Su gibi terlemiştim ve araçta kimse yoktu. Oh diye rahat bir nefes alayım derken bir anda arkadan bir ses geldi. İnceden tırstım ama sanırım arkada benim gibi uyuyan birisi var diye düşündüm. Ama o ses tekrarlandı. Bir an aynı sesi aynı tonda, aynı tizde iki defa nasıl çıkarır diye düşündüm. Arkamı bir döndüm ve arkada kimse yoktu. Hemen koşarak ön kapıya gittim ve indim otobüsten. Yine tir tir titriyordum. Kalbim yine sıkışmaya başlamıştı. Bir anda abim geldi ve tuttu beni. Hemen yere yatırıp bacaklarımı havaya doğru kaldırmamı istedi. Çok güçlü bir şekilde
öksürmemi istedi. Sürekli öksürüp durdum ve sonra rahatladım. Otobüse geri binip uyudum ama hiçbir şeyi hatırlamıyordum. Rüya gördüm mü görmediğimi bilmiyorum. Sabah Alanya'da uyandım. Dayımların evine gittik ve ben biraz daha uyudum. Kalktığımda ev kalabalıktı. Çoluk çocuk, kadın erkek bir sürü ses geliyordu. Aldırış etmeden banyoya gittim. Sıcacık suyu açıp güzel bir duş aldım. Kurulanıp banyodan bir çıktım. Evde hiç çıkmıyor. Yavaş yavaş yanaştım. Ve az önce düğün evi gibi olan yerde kimse yok. Gözlerimi kapatıp lanet ettim kendimi. Üzerimi giyinip hemen dışarıya çıktım. Dayımların işlettiği restoranta gittim. Ve abim oradaydı. Biraz kızdım. Beni neden yalnız bıraktığına. Ama sonra kuzenlerim gelince muhabbet sohbet derken kaynadı gitti dedi. Alanya'yı bilenler bilir. Damlataş mağarasının yanındaki restoran, isim vermeyeceğim, reklam olmasın. Sohbet muhabbet güzel gitti. Yemeklerimizi de yedik ve büyük kuzenlerim bugün sahilde yatalım dediler. 20 kişiye yakındık ve iyi olur. Hem bana moral olur, açık hava ne olacak diye. Eğlendik, sohbet ettik ve uyuduk. Tam Alanya Kalesi'nin bulunduğu dağın eteklerinde bizim uyuduğumuz plaj. Çok rahat uykuya daldım ama yine kabus başladı. Gölge yine benimleydi. Uykuya dalar dalmaz uykudan olmak kadar zor bir şey yoktur. Artık çok sıkılmıştım ve bana ne yapacağı umurumda değildi. Adımı fısıldadı. Açtım gözlerimi, ayağa kalktım. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Sürekli adımı söylüyordu. Plajın yanında bulunan küçük mağaralardan geliyordu ses. Yaklaşmaya başladım ve artık ne oluyorsa olsun dedim. Ben yaklaştıkça bir şeyler karanlıkta hareketleniyordu. Mağaranın içine girdim ve gölgeyle yüz yüze geldim. 3 gün sonra Gazipaşa denen yerde polisler ve dayımlar vardı karşımda. Ama hiçbirini yanıma yaklaştırmamışım. Bunları inanın hatırlamıyorum. Saçlarımın yarısı kesilmiş. Sanki üstüm başım pislik içindeymiş. Kendime geldiğimde Ankara'daydım ve annem yine başımdaydı. Babam cep telefonuyla birileriyle konuşuyordu. Ama evdeydik. Evde olmanın huzuru dolmuştu bu sefer üzerime. Ben Alanya'dayken babam gidip okulla görüşmüş ve okulda bir süre idare edeceğini söylemiş. Bu sefer olay büyümüş ve tüm sülale toplanmış. Herkes bir şeyler araştırıyordu. Dayılarımın kolları uzundur ve memleketleri olan Gaziantep'le görüşmeler yapıyorlardı. En küçük dayıma bir gün telefon geldi ve dayım yakın bir arkadaşını kaybetmiş. İzmir'e gitmesi gerekiyordu. Uğurladık ama ben belirgin bir şey görmesem de rüyamda sürekli gölgeyle beraberdim. Hala olaylar aynı şiddetiyle devam ediyordu. O gece annem başımda Kur'an okudu ve ben böyle uyudum. Saat kaçtı bilmiyorum ama birisi bana seslendi. Bir anda gözlerimi açtım. Gözlerimi açamıyordum. Sürekli kapanıyordu. Ama duyduğum ses karşısında irkilmişti. Bir anda tekrar seslendi ve korktum. Ses tanıdık bir sesti. Dayının sesiydi. Yataktan çıktım ve odanın kapısını açtım. Evin antresi biraz uzundu. Bir uçtan diğer uca 15 metre mesafe vardı. Dış kapının önüne doğru bakınca dayımı gördüm. Evde ışık yoktu. Sokak lambasının mutfaktan sızdığı kadar görünüyordu. Ve onun haricinde hiçbir ışık yok. Ama ben dayımı görüyordum. Uyku sersemi olarak dayı sen gitmedin mi dedim. Cevap vermedi. Meşhur siyah bir gözlüğü vardı. Ağır abi olduğu dönemlerde o vardı gözünde. Elini gözlüklerine atıp gözlüğü bir kaldırdı. Gözleri kıpkırmızıydı. O an tüylerim diken diken oldu. Hastanedeki kadın gibi gözleri ve yüzü bazı yerleri sürekli hareket ediyordu. Onu görünce bir anda Alanya'da yaptıklarını hatırladım. Mağarada üzerime çöktü ve yine işkence yapıyordu. Sonsuza kadar bana bunu yapacağını, o büyüyü neden bozduğunu ve bunun için ben ölene kadar devam edeceğini söylemişti. Canını almadan peşini bırakmayacağım demişti. Bunların hepsi geldi gözümün önüne. Dayımın kılığındaki varlığın gözlerine bakamıyordum. Bakış açımı yavaşça indirmeye başladığımda dayımın da burun deliğinin bir tane olduğunu gördüm. Sonralarda yaptığım araştırmalarda her ne olursa olsun insanı tam taklit edemeyeceğini, eksiklerinin olacağını öğrendim.
Ama o an bunu bilmediğim için korkudan ölmek üzereydim. Dayımın ayakları tersti. Gözlerimi kapattım ve tekrar bayılmış, ayıldığımda yine hastanedeydim. Anneannem başımda sürekli Kur'an okuyordu. Ayıldığımı fark etmediler ve yarım saate yakın dinledim. Sonra annem gördü ve sarıldı bana. İlk defa annemi öyle ağlarken gördüm. Affet beni oğlum, benim yüzümden diyordu. Ben de önemli olmadığını, dayanabileceğimi söyledim. Sonra Gaziantep'te Çinci Fatma diye bir kadından bahsetti. Onun yanına gideceğiz. O kadın bozacak bu büyüyü dedi. Tamam deyip ilaçların etkisiyle uyudum. Birkaç gün sonra hastaneden çıktık ve aynı gün Gaziantep'e yola çıktık. Cinci Fatma için sıraya giriliyormuş ve dayım 4 ay sıra var diye ağırlığını koymaya çalışmış ama o kadın da işe yaramaz. Gaziantep'e indikten sonra akrabaların yanına gittik ve biraz dinlenip Cinci Fatma'nın evine doğru gitmeye başladık. Geldiğimizde evin önü çok kalabalıktı. Arabadan indik ve dayımı arıyorduk ki sakallı, orta yaşlı bir adam geldi ve bana "Siz Ankara'dan mı geliyorsunuz? Adın şu mu?" diye sordu. "Evet" dedim ve gözlerimin içine baktı. Sonra "Gel" dedi. Annem, babam, dayılarım çok şaşırdılar. Direkt eve soktu beni. "Abdestin var mı?" diye sordu. "Evet" dedim. "Geç o zaman" dedi ve beni bir odaya soktu. Çok heyecanlandım. Ne oldu falan diye düşünüyordum. Sonra geldi geri. Beni içeriye aldı. Fatma Hoca'nın yanına götürdü. Şunu söyleyeyim. Cin gördüm, altıma sıçtım. Ama bu teyze kadar tırsmadım. İki gözü de kör. Göz bebekleri de bembeyaz. Çok ürkütücü. İçeriye girdim. "Ve senin derdin çok büyük. Ben hissettim" dedi. "Teyze, eğer malzemeleri geri alırsan büyü bozulur" dedi. "Çivileri bulmam imkansızdı. Hadi çiviyi buldun. Sabunu nasıl bulacaksın?" diye düşünmeye başlamıştım. Kadın anlattıkça ben ağlıyordum. "Merak etme, seni kurtaracağım" dedi. Bir anda gözlerini tavana dikti ve bir şeyler mırıldanmaya başladı. O mırıldandıkça içimdeki tüm korkular gitmeye başlamıştı. Rahatlıyordum yavaş yavaş. Bir saat boyunca bir şeyler okudu ve sonra bitirdi. Dedi ki, "Sana bu yapılan bozulmaz ama seni koruyabilirim" dedi. "Nasıl olduğunu sordum ve sana bir tane asker vereceğim. O seni koruyacak" dedi. "Ya kahhar" diyerek yine bir şeyler okumaya başladı. Bir saat falan okudu. "Yarın gel, sana muska vereceğim" dedi. "Şimdi git dinlen" dedi ve çıktım odaya. Dışarıya çıktım. Bizimkiler beni bekliyordu. "Ne oldu?" diye sordular. Anlattım. Sonra eve gitmek için yola çıktık. Anneme, "Anne, ne kadar para verdiniz?" diye sordum. "Almadılar. Ne verdiysek istemediler" dedi. Şaşırdım. Eve geldik. Yemek, sohbet, misafirler derken gece oldu ve ben uyudum. Rüya gördüm mü görmedim mi hatırlamıyorum. Kahvaltıdan sonra gidip muskayı aldık. Para vermek istedim ama yine almadılar. Teşekkür edip eve döndük. Her şey normaldi ve Ankara'ya geri döndük. Ankara'ya geldikten sonra eskisi kadar korkmadım. Rüyalarımda o gölge yine görünüyordu. Ama artık eskisi kadar korkmuyordum. Çünkü ne zaman rüyamda o gölgeyi görsem birden kayboluyordu. Etrafımdakilere olaydan fazla bahsetmek istemedim. Çünkü ben Müslümanlığın gereği Allah'ın yarattığı her şeye inanıyorum. Ama adam inanmayabilir. Hayatım normale dönmeye başladı. Eskisi kadar yıpratamıyordu beni. Onca yıl geçse bile hala izlerini taşıyordum. Biraz zaman geçti ve evde yine hareketlenmeler başladı. Uzun zamandır gölgeyi görmüyordum ama evde birisi dolaşıyordu. Bunu fark etmem biraz geç oldu ama yine de eski olaylara bağlamak istemiyordum. Bir gün evde oturuyordum, müzik dinliyordum, ezan okundu ama ben duymamazlığa verip kapatmadım. Ezan bitmeye yakın bir anda müzik seti kapandı. Elektrikler kesilmemişti, VCD çalıyordu ama müzik seti kapanmıştı. Geri açtım ve dinlemeye devam ettim. Bir iki dakika sonra müzik seti tekrar kapandı ve elektronik cihaz nasıl olsa diyerek önemsemedim. Biraz sıkıştığımı hissederek lavaboya gittim. İşimi bitirdikten sonra elimi yıkamak için banyoya gittim. Işığı açmadım ve kapıyı açtım. Karşımda bir adam var. Ellerini kollarını sıvamış, duş aldığımız yerde öylece bana bakıyordu. Bir anda kendimi yere attım.
Hemen kapıyı çektim ve evden dışarıya çıktım. Koşarak arkadaşlarımın takıldığı internet kafeye gittim. Arkadaşlarım durumdan haberdar oldukları için 3-4 kişi eve geri döndü. Evin kapısını açtığımızda direkt karşıda banyo vardı ve ışığı açıktı. Allah belamı versin ki ışık falan açmadım ben. Adamı gördüğüm yere baktık. Yerler ıslandı. Tekrar başa döndük diye titriyordum. Sağ olsunlar arkadaşlar yanımda kaldılar ve annem babam eve gelene kadar bekleyeceklerdi. Hava karardıktan sonra ev telefonu çaldı. Korkudan hep beraber gittik. Megafonu açtım ve arayan annemdi. Ne var? Ne oldu dedi direkt. Ne oldu anne diye sordu. Oğlum sabahtan beridir evden TV'mi arıyorsun. Açıyorum konuşmuyorsun dediği anda dördümüz nasıl dışarıya çıktık anlatamam. 3 saniye sürmedi. Arkadaşlarımdan birisi çok geçirdi. Bildiğiniz donduk kaldı. Dışarıya çıkınca annemi aradım ve olanları anlattım. Annemle babam çıkıp geldiler yanımıza. Arkadaşlar evlerine dağıldılar. Biz de eve geçtik. Babam her yere baktı ama hiçbir şey yoktu. Annemle tartıştılar. Annemin arkadaşı bir şey mi yaptı diye. Annem de görüşmediğini söyledi. O günü kapattık Allah'a şükür. Ertesi gün yine odamdayken evde kimse yoktu. Ama bir şeylerin varlığını hissetmeye başladım. Bunu yalnız ben değil, annem ve babam da hissediyordu. Eve gelen misafirler bile gece yatarken biri dolaşıyormuş gibi ses duyuyorlarmış. Ne olmuştu şimdi? Neden tekrar alevlendi bu? Benim psikolojim alt üst olmuştu. Birkaç gün sonra çok korktuğumdan duş almak için kuzenimin evine gittim. Bizim banyoda gördüğüm adam ömrüme yetmişti. Banyoya girerken muskayı da çıkardım ve girdim. Ama öncesinde hep muskayı banyoda çıkartırdım. Ama bu sefer odanın dışarısında çıkardım. Yanıma almadı. Banyoya girdikten sonra suyun ısınmasını bekledim. Ve su ısınır ısınmaz hemen sabunlanıp abdest almayı düşündüm. Kafamı sabunladım ve hızlı bir şekilde durulandım. Gözlerimi ovuşturdum ve gözlerimi açınca tekrar o karartıyı gördüm. Korkudan kendimi geri atınca kafamı duvara çarptım. Kafam yarıldı. Çok fena kanıyordu. Gözlerimi karartıdan ayıramıyordum. Hareket ettiği anda tekrar kalp krizi geçirebilirdi. Hemen odaya gidip muskayı takmam lazımdı. Ama gölge kapının önünde olduğu için geçemiyordum. İnanın kafamın acısını hiç hissetmedim. Duşakabinin camları kan içerisindeydi. Hala gözlerimi gölgeden ayıramıyordum. Gölge bir anda hareket edince anladım ki bu kadar kaçışın sonunda elbet acısını çıkartacaktır diye. Gözlerimi kapadım ve beklemeye başladım. Biraz zaman geçti ama herhangi bir şey olmadı. Gözlerimi açıp açmamakla kararsızdım. Daha önce de çok işkence yaptı. En fazla ne yapabilir derken bir şey beni itekledi ve tutanayım derken elimi sert bir şekilde duşakabinin camına çarptım ve kırıldı. Kırılma anında elim yarılmış. Gözlerimi açınca elinden kan fışkırdığını gördüm. O kadar derin bir yarıktı ki elindeki tüm kemikleri görüyordum. Ayağa kalktım. Gölge yoktu. Banyonun kapısını kilitlemiştim ve sağ elim yarıldığı için solla açmayı beceremedim. Çok fazla kan akıyordu. Canım da çok yanıyordu. O güne lanet ettim. Allah'ım sen bana güç ver. Ne olur yardım et diye dua et. Sol elimi çok zor kullanırım. Yani o kapıyı açmam imkansızdı. Ama açtım. Hemen elime pamuk bastırdım. Üstümü giyerken her yerim kan oldu. Ve hemen taksiye atlayıp hastaneye gittim. Evdekileri arayamadım. Eve gidince öğrendiler. Annem yine ağlamaya başladı. Hata yine bendeydi. Fatma Hoca bana muskayı yanından ayırma demiş. Ama eşeklik işte. 18 dikişli yarık bir ele mal oldu bana. Muskayı tekrar taktım. Ve elim iyileşene kadar birkaç kez rüyamda gördüm. Ama bir şey yapmadı. Hala aynı şeyi tekrarlıyordu. Evdekilerle konuşup tekrar Gaziantep'e gitme kararı aldık. Bilet tarihi 2 gün sonraydı. Gündüz arkadaşlar falan takıldık derken akşam eve geldim ve kimse yoktu. Eve gelmekten eskisi kadar korkmuyordum. Ama şu son olaylardan dolayı inceden bir tedirgin oluyordum. O günde belki de hatırlayanlar bilir. Erayn'ı Kurtarmak filmi ilk kez Türkçe TRT'de yayınlanıyordu. Onu seyredecektim ama karnım acıktığı için mutfağa gittim. 3-4 tane patates aldım ve oturma odasına geçip patatesleri soydum.
Patatesler bitince mutfağa geçip patatesleri yıkadım. Ocağı yakacaktım ki tam o sırada yine bir şeylerin varlığını hissettim. Hemen muskama sarılıp etrafa bakmaya başladım. Yemin ediyorum bir şeyler evin içinde dolaşıyordu. Hissetmemek mümkün değil. Etrafta bir şey bulamayınca ocağı yaktım ve salona televizyonu kapatmaya gittim. Televizyonu kapatıp mutfağa döndüğümde yağlı tencerenin kapağından mutfak dolaplarına müthiş bir alev çıkıyordu. Mutfaktan odaya gidip geri gelmem maksimum 30 saniye. Böyle bir şey nasıl oldu diye düşünemedim bile. Hemen heyecandan bir tencere bulup su doldurup döktüm. Heyecandan kızgın yağ su dökülmeyeceğini hatırlayamadım. Öyle bir alev çıktı ki mutfak perdesi tavandan gelen ateşle tutuştu. Dolapların üzerindeki poşetler de tutuştu. Ocaktan o kadar yağ sıçradı ki üzerime, eşofmanlarım vardı üzerimde. Yağ geldiği anda erirdi. Baktım hala devam ediyor. Biraz daha doldurup tekrar döktüm. Yine sıçradı. Dolapları ve poşetleri de söndürdüm. Yanlış yağdan zehirlenir gibi oldu ve kendimi dışarıya attım. Ben dışarıdayken bizimkiler geldiler. Yaklaşık 100-150 metreden yağ kokusunu almışlar. Tabii hiç akıllarına gelmemiş. Olayı anlattım. Bizimkiler mutfağa girdiler. Camları falan açtılar. Kendime geldikten sonra ben de girdim. Babam, anlat oğlum dedi. Anlattım olayı. Babam bir şey fark etti. Durduğum yerin tam arkasında buzdolabı var. Yani tencereyle çapraz duruyorlar. Aralarında ben varım. Buzdolabının her yeri yağ ama bende bir şey yok. Çok enteresan diyorum. Yağ gelse üzerinde eşofmanlarım erirdi. Üzerime yapışır, yanarak ölürdüm. Ama Allah'a şükür üzerimde bir damla yağ yoktu. O gün şunu anladım ki ölmemi isteyen bir şey var ama beni koruyan bir şey daha var. O gün ev temizlendi. Annem benim odamda yattı. Sabah kalktık. Her şey normal. Gün boyu dışarıdaydım. Hiçbir sıkıntı yoktu. Akşam hava kararınca ne zaman akşam ezanı okunsa daralmaya başlıyordum. Gaziantep'e gitmemize bir gün kalmıştı ve Fatma Hoca beni kurtaracak diye çok heyecanlıydım. Akşam saat 10 civarıydı ve sigaram bitti. Evden çıktım. En yakın cadde üzerindeki markete girdim. Benim sigaradan yoktu. Tam çıkarken yine garip bir şeyler hissettim. Karşıdaki kuru yemişçiye gideyim diye düşündüm. Önümde bir dolmuş vardı. Dolmuşun arkasından caddenin ilerisine baktım. Arkadan gelen herhangi bir araç yoktu. Tam 2-3 saniye sonra dolmuşun önünden yola çıkacakken sağ ayağımı yola atmamla bir şey beni geri çekti ve yere düştüm. Ayakkabının arkasına basmıştım. Ayakkabım yolda kaldı ve üzerinden bir kamyon geçti. Çok hızlı gidiyordu. O kamyonun o kadar sürede bulunduğum caddeye gelmesi imkansızdı. Ve yine bir şey beni öldürmek istedi. Başka bir şey de korudu. Sigarayı düşünmeden hemen eve döndüm. Eve gittim. Olanları anlattım bizimkilere. Beni eve hapsettiler. Sabaha kadar uyutmadılar. Sabah ezanı okununca hepimiz uyuduk. Öğleden sonra uyandım. Evi kolacan ettim. Yine evde kimse yoktu. Mutfağa gittim ve buzdolabından kahvaltılığı çıkardım. Sonradan fark ettim ki elimi yüzümü yıkamadım. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkarken eğilmiştim. Ve kalkınca aynada arkamda bir adam vardı. O kadar korktum ki inanın o yaştayken bu kadar pis bir lanet yüzünden hüngür hüngür ağlıyordu. Kulağıma fısıltılar geliyordu. Anlamıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Odamda bulunan balkona gittim. Dışarıya çıkıp Allah'ım beni affet diye dua ediyordum. 5. kattan atlayıp kurtulacaktım bu yaşananlarda. O an fısıltılarda anlayamadığım kelimeyi söyledim. İstemeden. Kahhar. Gerçekten o kadar zamandır duyuyordum ama anlayamıyordum. Gaziantep'te Fatma Hoca'nın söylediği şeyler geldi aklıma. Ya kahhar. Neydi bu kahhar? İntihar düşüncesi bir anda kayboldu ve hiçbir şey umurumda değildi o an. Kahhar neydi? Her şey de bu kadar neden geçiyordu? Bu olaylar kadar ilginç ve enteresandı. O gün daha sonra hiç korkmadım. Akşam Gaziantep'e yola çıktık ve aklımda hep kahhar vardı. Fatma Hoca'nın yanına gittik ama o gün müsait olmadığı için beklemek zorunda kaldık. Ertesi gün yanına gittiğimde kör kadın ben girdikten sonra gülmeye başladı. Seni daraltanı da iyi biliyorum, seni koruyanı da.
Ne yapacağım diye sordum. Muskayı çıkarmamamı söyledi. Muskayı alıp bir şeyler daha yazıp koydu içine. Bir soru daha sormak istedim. Kahar ne demek dedim. Seni koruyan askerin adı o dedi. Aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir dedi. O an Kahhar'a böyle bir bağımlılığım oldu. Onca olaydan beni koruyan oydu. Ne zaman korkarsam Kahhar dediğimde gerçekten de korkularım gidiyordu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İsmim Aylin. Küçük bir kasabada doğmuştum. Kendimi bildim bileli hep zayıf bir bünyeye sahip oldum. Tek kız ve en küçük olduğumdan ailem üstüme titrerdi. Babam kasabanın biraz dışında büyük bir çiftlik sahibiydi. Babamı herkes tanır ve severdi. Saygı duyulan biriydi. Herkes canla başla çalışırken ailem benim en küçük bir işe dahi el sürmeme izin vermezdi. Çünkü hastalandığım zaman tekrar düzelmem çok zor oluyordu. Her zaman tenim soluktu. Çoğu zaman yataktan çıkacak gücüm bile kendimde olmuyordu. Çocukluğumdan beri pek çok doktora ve uzmana gitmemize rağmen kimse sorunumun ne olduğunu bulamamıştı. Ben de bu şekilde yaşamaya alışmıştım artık. Babam rahmetli, annem hakkında pek konuşmazdı. Çiftliğimizde yıllardır çalışan, bebekliğimden bir tanıdığım Kahya Hamide teyzeden az çok annem hakkında hikayeler dinlerdim. Anlattığına göre annem de benim gibiymiş. Çok narin ve çabuk hastalanan birisiymiş. Cahillik. İnsanlar ne bilsinler? Bu kadar zayıf bir vücudun 3 tane çocuktan sonra vefat etmesi kaçınılmaz olmuş. Annem genç yaşta vefat etmiş. Babam kendince çok iyi ve naif bir insandır. Belki de anneme iyi bakamamış olmanın verdiği vicdan azabıyla ondan hiç bahsetmiyordu. Abilerimde bir problem yoktu. Son derece sağlıklı insanlardı. Anlaşılan piyango bana denk gelmişti. Annemin kaderini yaşamak bana düşmüştü. Sağlığım sebebiyle okula da devam edememiş. Son bayılmamdan sonra babam beni okuldan almıştı. Yine de liseyi dışarıdan da olsa bir şekilde bitirmiştim. Okul yok, iş yok. 19 yaşında bir genç kız kasabanın dışında bir çiftlikte etrafta boş boş dolaşıp hayvanları sevmekten başka yapabilecek pek bir şey bulamıyor ne yazık ki. Kasabamız kedileriyle meşhurdu. Cins ve özel kediler değil belki ama kedi nüfusu olarak normal bir bölgeye göre kat ve kat çok daha fazlaydı. Burada yaşayan neredeyse hemen hemen herkes kedilere çok düşkündü. Her adımda, her köşe başında, her ağacın tepesinde mutlaka bir kedi görürdünüz. Hepsi de insanlara alışık, son derece cana yakın ve bakımlı hayvanlardı. Belediye düzenli olarak sokak hayvanlarının bakımını ve sağlığını kontrol altında tutardı. Bizim çiftlikteki başıboş kedilerin bakımını ve aşılarını ise çiftlik hayvanlarının kontrolünü düzenli olarak kasabadan gelip yapan veteriner yapmaktaydı. Benim de yavruyken bulduğum ve evime alıp kendi kedim olarak beslediğim bir kedim vardı. Adı Sakız'dı. 3 yaşında güzeller güzeli dişi bir kediydi. Ne zaman hastalansam ben ayaklanana kadar yatağımdan kalkmaz başımda beklerdi. Son zamanlarda Sakız'ın keyfi yoktu. Sürekli uyuyordu. İster istemez endişelenmiş ve veterinerin haftada bir yaptığı rutin ziyaretini bekliyordum. Yalnızlığımı paylaşabildiğim tek arkadaşım Sakız'dı ve ona bir şey olmasını göze alamazdım. Kahya Hamide teyzeden veterinerin geldiğini öğrendim ve ricada bulunmak için ahırın oraya gitti. Veteriner doğumu yaklaşan bir atı kontrol ediyordu. Bu sefer gelen veteriner yıllardır çalıştığımız emektar Sacit amca değildi. Son derece genç ve yakışıklı bir veterinerdi. Orada dikilmiş, Sakız'ı bile unutmuş, veterinerin ne kadar yakışıklı olduğunu düşünürken kendime geldim ve kendimden utandım. Hemen kendime gelip derin bir nefes çektim ve yanına yaklaştım. Geldiğimi görünce kendine çeki düzen vermesi dikkatimden kaçmadı. Kahya araya girip beni tanıttı. Benim de öğrendiğime göre diğer veteriner Sacit amcanın oğluymuş o da. Babasının yolundan gidip veteriner olmuş ve babası son zamanlarda rahatsızlandığı için onun işlerini
oğlu Hakan yapıyormuş. Hakan Bey'e durumu izah ettim ve işlerini bitirdikten sonra eve geçip sakızı gösterdim. Biraz inceledikten sonra yüzünde bir gülümsemeyle endişelenecek bir durumu yok ama hazırlıklı olsan iyi olur dedi. Şaşırmıştım. Neye hazırlıklı olacağım dedim. Şaşkın şaşkın baktım yüzüne. Yine aynı gülümsemeyle tebrik ederim. Kedin hamile dedi. Resmen ağzım açık kalmıştı. Aslında düşününce pek de şaşılacak bir durum değildi. Aslında sakızın fazla evden çıkmasına da izin vermiyordum. Hangi ara böyle bir şey olduğunu anlamamıştım. Sonuçta kediydi bu. Yapacağını yine yapar. Hakan gitmek için hazırlanırken Kahya onu durdurdu ve bir yorgunluk kahvesi içmesi konusunda ısrar etti. Bana da Aylin kızım hadi kahve yapıver veteriner oğluma dedi ve işleri bahane ederek gözden kayboldu. Kahya bana karşı ne kadar nazik ise çalışanlara karşı o kadar sertti. Kocasını genç yaşta kaybettikten sonra çocuklarına hem anne hem de baba olmuş sert, disiplinli, erkek gibi bir kadındı. Ne olmuştu da beni veteriner beyle yalnız bırakacağı tutmuştu. Veteriner Hakan Bey'in kahvesini yaptım ve mutfakta kahvesini bitirene kadar ona eşlik ettim. Uzun zamandır böyle tatlı bir sohbet ettiğimi ve eğlendiğimi hatırlamıyordum. Neredeyse saatlerce konuşmuştuk. Bana bitirdiği okuldan, gezdiği yerlerden ve hayvanlar ile ilgilenirken başına gelen komik anıları, hatıralarını anlatıyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım ve artık gitme vakti gelmişti. Gitmesini hiç istemiyordum. Çiftlikten ayrılırken pencereden sadece gidişini izleyebildim. Okuldayken hiç hoşlandığım birisi olmamıştı. Kendi halinde bir kızdım. Herkesle iyi geçinirdim ama ilgimi çeken, arkadaştan öte duygular beslediğim hiç kimse olmamıştı. Çiftlikte de çocukluğumdan beri tanıdığım emektar çalışanlar vardı. Tıpkı bir yıldırımın çarpması gibi Hakan beni etkilemişti. Farkına bile varmadan her hafta pencerede onun gelişini beklerken buldum kendimi. Her hafta rutin olarak geliyordu ve artık yanında babası da vardı. Sanırım Sacit amca artık kendisini daha iyi hissediyordu. Onu görmeyi çok istiyordum ama hevesli gibi de görünmek istemiyordum. Her geldiğinde çeşitli bahanelerle ahıra gidiyor ve kaçamak bakışlarla onu izliyordum. Aradan aylar geçmişti. Hakan'la o tatlı sohbetimizi bir daha edememiştik. Bir gece uykumdan bir ağırlık hissiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda nefes alamıyordum. Hareket edemiyordum. Ne kadar çığlık atıp yardım istemeye çalışsam da nafile, nefes bile almakta güçlük çekiyordum. Durum böyleyken karanlığın içinde etrafımda dolanan bir şeyler dikkatimi çekti. Tül gibi simsiyah, upuzun birden fazla varlık etrafımda dolanıyordu. Bana her yaklaştıklarında nefesim daha da daralıyordu. Kendimden geçmişim. Gözlerimi tekrar açtığımda sakızın miyavlamasıyla uyandım. Çok acı bir şekilde miyavlıyordu. Hemen kendimi toplayıp ışığı yakıp nerede olduğuna baktım. Kanepenin altına girmiş acı acı miyavlıyordu. Sorunu neydi? Bir türlü anlamıyordum ama çok acı çektiği belliydi. Gözlerini koca koca açmış yardım için bana yalvarıyordu. Bir şeyler yapmalıydım. Hemen gidip babamı uyandırdım. Ağlaya ağlaya durumu anlattım. Beni sakinleştirip hemen veteriner Sacit amcayı aradı. Çok geçmeden Hakan gelmişti. Hemen sakızı muayene edip bir şeyler yapmaya başladı. Elleri kan içindeydi. Babama burada tedavi edemeyeceğini söyledi ve muayenehanesine götürmesi gerektiğini söyleyip çıktı. Ertesi gün sabaha kadar uyuyamamıştım. Çok korkmuştum. Tek arkadaşımın ölmesini istemiyordum. Ne olmuştu ona? Öğlene doğru sonunda Hakan'ın arabasını çiftliğe girerken gördüm ve koşarak hemen yanına gittim. Sakızı getirmişti. Sakız kafesinde baygın halde yatıyordu. Anlattığına göre sakızın doğum yaptığı sırada problem çıkmış. Doğuramadığı için acı çekiyormuş. Doğum gecikince yavrular içeride boğulmuş. Bu yüzden muayenehanesini götürmüş. Orada ölen yavruları alıp sakızı kurtarmış. Nasıl olmuştu bu bilmiyorum. Gözlerimden yaşlar dökülüyordu.
kendi derdime düştüğüm için sakızı ihmal etmiştim. Belki bir sıkıntısı oldu. Daha erken fark etsem böyle bir şey olmayacaktı. Ağladığımı gören Hakan yanıma yaklaştı ve eliyle gözyaşlarımı sildi. Bana kafesi yaklaştırıp içini işaret etti. Gözlerimi ovuşturup ne demek istediğini anlamamış bir şekilde kafese daha yakından baktım ve o an içimin hüznü geçip yerini mutluluğa bıraktı. Sakızın yanında minik bir yavru vardı. Sağ kalan tek yavru. O kadar küçük ve cılızdı ki. O coşkunun verdiği rahatlama hissi ve bir anlık boşlukla Hakan'a sarılıverdim. Tek arkadaşımın hayatını kurtarmıştı ve kimin görüp ne diyeceği o an umursamadan ne yaptığımı fark ettiğim anda yanaklarıma kadar kızararak hemen geri çekildim. O kadar utanmıştım ki kendi kendimi rezil etmiştim. Özür dilemek için zor bela yüzümü kaldırıp Hakan'a baktım. Tam ağzımı açacakken Hakan lafa girdi. Senin için de uygunsa babanla bizim için konuşmak istiyorum dedi. Bu hiç beklemediğim bir şeydi. Odam bana karşı boş değildi. Bunu hiç düşünmemiştim. İnanamıyordum. Yüzümde gözyaşlarımın yanı sıra salak bir gülümseme belirmişti. Tek yapabildiğim olur deyip sakızı kafesine kapattığım gibi koşarak oradan uzaklaşmak olmuştu. Eve girdiğimde beni Kahya karşılamıştı. Sevincimi biriyle paylaşmam lazımdı. Saldırır gibi ona sarılıp tombik ellerini sıkıştırmaya başladım. Kadıncağız şaşkın, ne oldu, dur diye elimden kurtulmaya çalışıyordu. Derken kalbime saplanan bir acı ile yanındaki kanepeye attım kendimi. Yüreğim sıkışıyordu. Nefes almakta zorlanıyordum. Yine gözümün önünde gölgeler geziyordu. Kahya telaşlı bir şekilde yanıma koştu. Kızım ne oldu? Yine bir kriz geldi. Doktoru arayayım mı diye korkuyla bana bakıyordu. Zor bela. Yok yok. İyiyim ben dedim. Fazla heyecanlandım o kadar. Mendiliyle terimi sildi. Yüzümü kapatan saçlarımı düzeltti. Biraz sakinleşmiştim. Şimdi daha iyiyim dedim. Dedi. Ne oldu deli kız? Senin neden nefesin kesildi böyle? Gözlerini koca koca açmış merakla bana bakıyordu. Derin bir nefes alıp kendimi iyice toparladıktan sonra Hakan dedim. Hakan da beni seviyormuş. Babamla konuşmak için benden izin istedi dedim. Kahya, büyük bir kahkaha atıp bu muydu yani dedi. Nasıl yani dedim. Hakan'ı sen daha tanımadan ben sana olan ilgisini zaten biliyordum dedi. Şaşırmıştım. Ben daha tanımadan mı dedim. Kahya'nın söylediğine göre Hakan çiftliğe daha önce de bir kere gelmiş. Ben onu görmemişim ama o beni görmüş ve Kahya'ya beni sormuş. Deli kız, ben sizi boşuna mı mutfakta yalnız bıraktım dedi. Hakan edepli çocuktur. Yoksa kim benim kızıma yanaşacakmış? Şaşırmamıştım aslında. Kahya'nın ne kadar akıllı bir kadın olduğunu zaten biliyordum. Aradan birkaç gün geçmiş. Hakan'ın babası Sacit amca babama haber yollamış. İlk önce kadınlar görücüye gelmiş ve isteme günü kararlaştırılmıştı. Aylarca Hakan'ın yolunu gözlemiş, umutsuzluğa kapılmışken her şey hiç beklenmedik bir şekilde gelişmiş, pembe bir rüyanın içine düşmüştüm. Sakızın başına gelen talihsizliğin böyle bir mutluluğa vesile olması ve hayatta kalan minik yavru avuntum olmuştu. Yavru serpilmiş toparlanmıştı. O eski çelimsiz halinden geriye eser kalmamıştı. Adını balım koymuştum. Bal gibi tatlıydı gerçekten. Balımla sakıza odamda küçük bir yatak yapmış, onları gözümün önünden ayırmıyordum. Yine bir gece su içmeye kalktığımda odanın normalden çok sessiz olduğunu fark ettim. Ve yavruyu da sakızı kontrol etmek için yanlarına yaklaştım. İkisi de hareketsizce yatıyordu. Hafifçe sakızı dürttüm ama tepki vermedi. Sakin olmaya çalışıyordum. Yavruyu nazikçe elime aldım ve karanlıkta daha net görmek için pencereden süzülen ışığa tuttum. Öylece kas katı duruyor derken göz yuvalarında dolaşan kurtçukları fark ettim. Ölmüştü. O şokla yavruyu elimden attım. Gözyaşları içinde sakıza baktım. Onun da her yerinde kurt vardı. Ölmüşlerdi. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Çığlıklar atıyor, üstümü başımı yırtıyordum. Acıdan delirmek üzereydim. Yine yüreğim sıkışıyor, nefesim kesiliyordu. Derken ani bir soğukla
Tüylerim diken diken oldu. Arkamdan yükselen soğuk dalgasını hissedebiliyordum. Gözyaşlarımla ağzımdan dökülen hıçkırıklarımı bir türlü bastıramıyordum. Korka korka arkama döndüm. Karşımda, uykularımda beni boğan, bana musallat olan o tülden siyah gölgeler o kadar kalabalıklardı ki odayı doldurmuşlardı. Oda titremeye başlamıştı. Korkunç bir uğultu başımı döndürüyordu. Bu korkunç uğultuya binlerce kedinin acı çığlıkları eşlik etmeye başlamıştı. Başım dönüyordu. Gözlerim kararıyordu. Derken kendimi kaybettim. Bayılmışım. Korkunç bir çığlık atarak gözlerimi açtım. Yatağımdaydım. Ter içindeydim. Üstüm başım terden sırılsıklam olmuştu. Telaşla yatağımdan fırladım. Hemen sakızın yatağına koştum. İkisi de oradaydı. Hayattaydılar. Yaşıyorlardı. Sinirlerim mahvolmuştu. Olduğum yere çöküp ağlamaya başladım. Sakız yanıma gelip yanaklarımdan gözyaşlarımı yalıyordu. Tüm bu mutluluğumun arasında hastalığım ve kabuslarım bir türlü yakamı bırakmıyordu. Sabırlı ve güçlü olmaktan başka çarem yoktu. Kadere yenik düşmeyecektim, mutlu olacaktım. Bugün büyük gündü, beni istemeye geliyorlardı. Her şey güzel olacaktı, biliyorum. Tüm umudum ve dualarımla hazırlandım. Akşam olmuş, bir sürü araba çiftliği doldurmuştu. Hakan ve ailesi beni istemeye o kadar kalabalık gelmişlerdi ki, üç katlı evde adım atacak yer kalmamıştı. O kadar kişiye kahve yapmak bile başlı başına bir meseleydi. Hakan, babamla konuşacağını söylediği günden bugüne hiç görüşmemiştik. Evlenecektik ama mutfakta sohbet ettiğimiz günden beri bir daha hiç konuşmamıştık. Kendimi teselli ederek evlendikten sonra çok vaktimiz olacak dedim. Kendi kendime konuşurken babamın bana seslendiğini duydum. Mutfağa yanıma gelmişti. Tek bir işaretiyle mutfakta ikimizden başka kimse kalmamıştı. Yanıma yaklaştı. Eliyle saçımı düzeltti. Çenemi kaldırdı. Yüzüme uzunca baktı. Annene ne kadar çok benziyorsun dedi. Babamdan ilk kez böyle bir şey duymuştum. Biliyorsun kızım, bu gece seni istemeye geldiler. Kahya'dan durumu az çok dinledim ama bir de senden duymak istedim. Sen de annen gibi hassassın ama bir yuva kurmak senin de hakkın. Sen ne dersen ne dedi. Dediğim gibi babam kibar ve iyi bir insandı. Sesini yükselttiğine çok az rastlarsınız. Babamdan ayrılma düşüncesini ilk kez idrak etmiştim. Biraz hüzünlü, biraz utanmış bir şekilde senin de rızan varsa isterim baba dedim. Derin bir nefes çekti ve hayırlı olsun öyleyse deyip odaya misafirlerin yanına döndü. Artık sözlü bir kızdım. Bohça hazırlama, çeyiz hazırlama, nişan derken sonunda düğün günü gelip çatmıştı. Düğünümden aklımda kalan en önemli şey babamın bir köşeye Hakan'ı çekip tembihlemesi olmuştu. Annemin de benim kadar hasta olduğunu, ona iyi bakamadığı için erkenden kaybettiğini, bana çok dikkat etmesi gerektiğini, bundan sonra ona emanet olduğumu söylüyordu. Hakan'sa dikkatlice onu dinliyor ve babamın içini rahatlatacak cevaplar veriyordu. Çiftliğe yürüme mesafesinde müstakil, küçük bir eve taşınmıştık. Çok güzel bir sebze bahçemiz vardı. Hakan çevre çiftliklere gidiyor, işini yapıyor, bense evde vakit geçiriyordum. Benimle o kadar iyi ve yakından ilgileniyordu ki ağır olan hiçbir işi yapmama müsaade etmiyordu. Gerçekten aşıktık ve çok mutluyduk. Artık kabuslarım da kaybolmuştu. Nefesim de kesilmiyordu. O kadar huzurlu ve mutluydum ki. Bu mutluluk hamile olduğumu fark etmemle katlanmıştı. Babam endişelendiği için bu haberden pek hoşnut olmasa da o da bir sorun olmadığını görecek ve rahatlayacaktı emindim. Hakan evin az ilerisindeki küçük bir barakayı muayenehane haline getirmiş, bazen tedavi etmek için hayvanları oraya getiriyordu. Ben de onu rahatsız etmemek için o çalışırken yanına pek gitmiyordum. Yine bir gün Hakan muayenehanesinde çalışıyor. Ben de sebze bahçesinden olan domateslerimizi topluyordum. Balım büyümüş, kocaman olmuş, annesiyle bahçede koşuşturuyordu. Çömelmiş bahçeyle uğraşırken aniden karnıma bir sancı saplandı. Bacaklarımdan sıcak bir şeyler dökülüyor gibiydi. Neler olduğunu görmek için
Eteğimi hafifçe kaldırınca boşalırcasına akan kanı gördüm. O şokla sırt üstü düştüm. Bir şeyler ters gidiyordu. Başım dönmeye başlamıştı. Tüm nefesimle Hakan'ın adını haykırıyor. Kendimi ona duyurmaya çalışıyordum ama nafileydi. Beni bir türlü duymuyordu. Sürünerek ona gitmeye çalıştım ama onu da başaramamıştım. Sakızla balım başıma gelmiş, beni yalıyor, patileriyle dürtüp olanı biteni anlamaya çalışıyorlardı. En sonunda gözlerim karardı. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Hakan başımda, elimi tutmuş ağlıyordu. Babam doktor ile bir şeyler konuşuyordu. Babam kendime geldiğimi görünce yanıma gelip iyi olduğumdan emin olduktan sonra ben sizi yalnız bırakayım diyerek odadan ayrıldı. Hakan gözlerini silerek sakin görünmeye çalışarak "Hayatım, bebeğimizi kaybettik." dedi. Doktorun söylediğine göre yaşadığım için şanslıymışız. Belki de sen kendini biraz daha toparlayana kadar çocuk meselesini rafa kaldırmalıyız. Senin sağlığın için en hayırlısı bu olacak dedi. Ben hıçkırarak ağlamaya başlayınca elimi tutup öptü ve senden daha değerli bir şey yok. Sen yaşayacaksın dedi. Her şey bu kadar güzel giderken bebeğimizin ölmesi içimdeki tüm umudu alıp götürmüştü. Artık iyice güçsüz, kuvvetsiz bir hale gelmiştim. Bazen tüm günümü yatakta geçiriyordum. Hakan gözümün içine bakıyor, muayenehanesine gidip çalışmadığı zamanlar başımdan ayrılmıyordu. Bir gün elinde küçük bir şişe ile çıkıp geldi. Bu yeni ilacın, bunu her gün düzenli olarak alacaksın. Seni güçlendirecek, yakında hiçbir şeyin kalmayacak dedi. Pis kokan iğrenç, kırmızı balçık gibi bir şeydi. Ama o kadar umutlu gözlerle bana bakıyordu ki, onu kırmamak için hiç umudum olmamasına rağmen kırmadım ve o şeyi her gün kullanmaya başladım. İlginç bir şekilde günler geçtikçe, ben o şişeyi kullandıkça kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Artık yatağımdan çıkabiliyor, günlük ufak tefek işlerle ilgilenebiliyordum. Evliliğimiz yine eski mutlu günlerine dönmüştü. Huzurumuz yerindeydi. Yine kendimi çok iyi hissettiğim bir gün artık yemekleri toplayıp çevredeki kedileri beslemeye gittim. O kadar seslenmeme rağmen her zaman koşup gelen kedilerden izi yoktu. Çok tuhaftı. Herhalde belediye aşılamak için topladı diye düşündüm kendi kendime. Yine giderken yiyecekleri belki gelirler diye oraya bırakıp eve döndüm. Balım ve sakız bahçede oynuyorlardı. En azından onları almamışlar diye sevindim. Boyunlarında tasma yoktu. Başıboş zannedilebilirlerdi. Öğleden sonra ziyaretime çiftliğin kahyası Hamide teyze gelmişti. Çiftlik işlerinin yoğunluğundan dolayı bebeğimi kaybettiğimden beri görüşmemiştik. Ama beni yine de ihmal etmez, çalışanlarla sütümü, tereyağımı, iyi beslenebilmem için gerekli olan her şeyi muhtazam gönderirdi. Hasret giderip saatlerce muhabbet ettik. Hakan'ı sordu bana. Son zamanlarda tuhaf davranıp davranmadığını sordu. Şaşırmıştım. Son günler geçirdiğimiz doğruydu ama Hakan ilk tanıştığımız gün nasılsa hala öyleydi. Çayını masaya bırakıp derin bir nefes çekti. Bak kızım, lafı fazla uzatmayacağım. Sen tanımazsın. Sen daha doğmadan, hatta annenle baban daha evlenmeden önce çiftliğin başında rahmetli dedenin olduğu zamanlarda çiftlikte çalışan bir kadın vardı. Rahime, kendi halinde, kimi kimsesiz, işinde gücünde biriydi. Babanda gönlü vardı. Bunu herkes bilir ama dillendirmezdi. Baban, komşu köydeki düğünde gördüğü annene sevdalandı. Onu aldı. O zaman Rahime'nin davranışları bozulmaya başladı. Büyücüleri gezer, muskalar yaptırır oldu. Bir gece baban onu çiftlikten kovdu. Ne olduğunu kimse bilmiyor. O gün bugündür insanlardan uzakta yaşar. Kimseye bulaşmaz. Bana neden bunu anlattığını anlamamıştım. Bunun bizimle ne alakası var diye sordum. Hakan dedi. Hakan sık sık onu görmeye gider olmuş. Güldüm. Ne olacak Hanife teyze? Hayvanlarına bakmaya gidiyordur dedim. Onu bunu bilmem kızım. O kadın tekin değil. Hakan'a dikkat et dedi. Akşam olmuş Hamide teyzeyi uğurlamıştım. Ama içime bir sıkıntı oturmuştu. Hakan'ın öyle bir kadınla ne işi olabilirdi ki? Hakan yine üstü başı kir içinde gelmiş,
banyoya girmişti. Ben de sofrayı hazırlıyordum. Yemek yerken Hakan'ın her hareketine dikkat ettim. Ama Hamide teyzenin bahsettiği gibi tuhaf bir hali yoktu. Sofrayı kaldırmaya başladığımda Hakan hemen tabakları elimden aldı. Sen otur, rengin yine solmuş, ben yaparım dedi. Ne kadar itiraz etsem de beni oturtup masadan bulaşıklara kadar tüm işleri kendisi yapmıştı. Artık üzülüyordum. Tüm yük ondaydı. Ben ne işe yarıyordum? İşi bitince yine yüzünde bir gülümsemeyle elinde o ilaç geldi. İğrenç, balçıkla yanıma geldi. Bu şeyi aylardır içiyordum. Gerçekten eşmeye başladığımdan beri günden güne daha iyi hissediyordum. Sakız yanımda yatıyordu. Hakan'ın yanıma yaklaşmasıyla huysuzlanmıştı. Son günlerde kediler Hakan'a karşı tuhaf davranışlar içindeydi. Genelde o geldiğinde saklanmayı tercih ederlerdi. Hakan yanıma oturdu. İlaçtan bir kaşık aldı ve bana doğru uzattı. Kaşığı uzatmasıyla sakızın Hakan'ın koluna yapışması bir oldu. Ne olduğunu anlamamıştım. Şok içindeydim. Hakan ani bir hareketle ayağa fırlayıp sakızı duvara fırlattı. Ne yapıyorsun diye çığlık attım. Sakız biraz sersemlemişti ama ciddi bir şey yoktu. Hakan dehşet içinde bana bakıyordu. Bense ağlayarak ona bağırıyordum. Hakan hemen yanıma gelip beni sakinleştirmeye çalışarak özür diledi. Korktum. İstemeden oldu. Hadi al, şunu iç diye tekrar doldurduğu kaşığı zorla ağzıma dayıyordu. Delirmiş miydi? Ne ilacıydı bu? Şu durumda bile zorla içirmeye çalışıyordu. Ben direndikçe yüzünde gülümsemeyle karışık deli bir bakış belirmişti. Yüzünden terler boşanıyordu. En sonunda eliyle ağzımı zorla tuttu ve o şişeyi bana içirip çıkıp gitti. Ellerim titriyordu. Kahya haklıydı. Hakan'da bir terslik vardı. İçime iyice kurt düşmüştü. Sorunun ne olduğunu öğrenmeliydim. O geceden sonra sanki her şey normalmiş gibi davranıyor. Renk vermemeye çalışıyordum. Ama her anında peşindeydim. Çalışma atölyesini her daim kilitli tutuyordu. Onun dışında da genelde yakın çiftliklere hayvanları kontrole gidiyordu. Dikkat çekici, anormal bir davranışı da yoktu. Yine peşine takıldığım bir gün dağın yamacına doğru ilerlemeye başladı. Neredeyse bir saat kadar yürüdüm peşinden. Artık ayaklarımda derman kalmamıştı. Buralarda oturan kimseyi tanımıyordum. Az ilerideki delme çatma tek gözlü bir baraka dikkatimi çekti. Oraya doğru ilerliyordu. Kim oturuyordu ki burada? Yaklaşabildiğim kadar yaklaşıp ağaçların arkasına saklanıp izlemeye başladım. Hakan sertçe kapıyı vurup beklemeye başladı. Bir süre sonra kapıyı iki büklüm bir kadın açtı. Karalara sarındığı için yüzünü seçmek zordu. Ama tanımadığım biri olduğu kesindi. Yoksa bu kahyanın bahsettiği Rahime Hanım mıydı? Evin arkasına dolaşıp pencerenin altına sinip izlemeye başladım. Hakan çantasından büyükçe bir şişe çıkardı. Kadın bu kadar mı toplayabildin? Bu artık yetmez dedi. Hakan artık bunu yapmaya dayanamıyorum. Yok mu başka bir yolu diye sordu. Neden bahsettiklerini anlamıyordum. Evden gelen pis kokuysa resmen burnumu yakıyordu. Kadın sen bilirsin. Seni ben zorlamadım. Bana kendin geldin. Eğer devam edemeyeceksen ölmesine izin vereceksin dedi. Hakan kendini kaybetmiş bir şekilde kadına bağırmaya ve etrafını dağıtmaya başladı. Bunların hepsi senin yüzünden, seni öldürmediğime dua et diye bağırıyordu. Kadına hakaret ediyordu. Yorulunca durdu. Derin bir nefes çekti ve daha fazlasını getireceğim. Sen bununla idare et dedi ve kapıyı çarpıp çıktı. Kalbim ağzımda atıyordu. Bu adam neler karıştırıyordu? Bu kadınla ne iş olabilirdi? Kim ölecekti? Şişede ne vardı? Niçin kullanıyorlardı? Başıma çivi gibi bir ağrı saplanmıştı. Artık düşünemeyecek durumdaydım. Hakan uzaklaştıktan sonra görünmeden zor bela eve dönebildim. Aradan günler geçiyor. Tüm bu olanlar beynimi kemiriyordu. Hakan'ın da benim de ağzımı bıçak açmıyordu. Vaktin neredeyse tamamını atölyesinde geçiriyor, işe bile gitmiyordu. Sabah olmuş, kedileri beslemek için mama hazırlamış,
bahçeye bırakmıştım. Çağrıma sadece sakız cevap verdi. Balım ortalarda yoktu. Halbuki yemek zamanını asla kaçırmazdı. Biraz düşününce dün akşamdan beri onu görmediğimi fark ettim. Sakız da yemeğini yemiyor. Bana karşı acı acı miyavlıyordu. O kadar telaşlıydı ki bana bir şeyler anlatmaya çalıştığı belliydi. Acaba balım bir yerlere mi sıkıştı diye onu aramaya başladım. Etrafta dolanıp onu çağırırken sesini duydum. Boğuk bir sesle miyavlıyordu. Biraz kulak kabartıp sese doğru ilerledikten sonra sesinin Hakan'ın atölyesinden geldiğini fark ettim. Oraya nasıl girmişti bilmiyorum. Hakan dışarıda olduğu için yine atölyeyi kilitlemişti ama bir şekilde o kapıyı açmak ve balımı çıkarmak zorundaydım. Elime ağır bir taş alıp kapıdaki büyük asma kilide olanca gücümle vurmaya başladım. Şansım varmış ki birkaç darbede açmayı başardım. Kapının açılmasıyla yüzüme keskin, iğrenç bir koku çarptı. Gündüz olmasına rağmen içerisi çok karanlıktı. El yordamıyla lambanın düğmesini bulup açtım. Karşılaştığım manzara ile boğazım yırtılırcasına acı bir çığlık attım. Tavanlara zincirlerle asılmış onlarca kedi cesedi sallanıyordu. Odanın ortasında tahta bir masa vardı. Üzeri kanla kaplıydı ve kesici aletlerle doluydu. Hemen kenara saplanmış bir satır vardı. Nefesim kesilmişti. İçine düştüğüm dehşet bir bıçak gibi kalbime saplanmıştı. Yere yığılmış titrerken aklıma balım geldi. Miyavlıyordu. Hemen odanın dibinde üst üste yığılmış kafesler dikkatimi çekti. İçleri kediler ile doluydu. Hemen masadaki satırı kapıp kafesi parçalayarak açmaya başladım. Kafesler açıldıkça kediler savrulurcasına kaçıyor, canlarını kurtarıyordu. O an kapıda Hakan'ı gördüm. Bir gölge misali beni izliyordu. Tüm kediler kaçınca yavaşça bana yaklaşmaya başladı. Korkudan ve dehşetten kas katı kesilmiş, sinirlerim o kadar gergindi ki elimdeki satırı sımsıkı tutuyordum. Hakan dehşetimi anlamış olacak ki bana temkinli bir şekilde yaklaşıyordu. Sakin ol, sandığın gibi değil dedi. Sinir krizi geçirir bir halde ne düşündüğüm gibi değil ne açıklayacaksın. Hayvan herif, cani herif diye çığlıklar atıyordum. Ani bir hareketle elimdeki satırı almak için üstüme atladı. Elimi ondan kurtarıp satırı ona savurdum. Omzuna isabet etti. Bunu yapacağımı hiç beklemediği yüzündeki şaşkınlıktan belliydi. Bu şaşkınlığı fırsat bilip kapıya doğru fırladım. Yolumun üstündeki şişelere ayağım takılıp yere yuvarlandı. İçlerinden kıpkırmızı bir şey akıyordu. Bu kandı. Elimdeki satırı yere bırakıp olanca gücümle koşmaya başladım. Birkaç kere ayağım takılıp sert bir şekilde düşmeme rağmen canla başla kalkıp ciğerlerim patlarcasına koşmaya devam ettim. Ta ki çiftliğe varana kadar. Kapıya vardığımda durup biraz sakinleşmeye çalıştım. Bu olanları babama anlatamazdım. Beni Kahya karşıladı. Ona tek söyleyebildiğim Hakan'ın tanıdığım kişi olmalıydı. Aklım balımda ve sakızda kalmıştı. Hakan onlara bir zarar verirse onu bu sefer kesin öldürürdüm. Çalışanlardan birine kedileri getirmesi için ricada bulundum. Yalnız gitmemesi konusunda tembihledim. Hala olanları aklım almıyordu. Hakan böyle birisi olamazdı. Ne olmuştu da böyle bir caniye dönüşmüştü? Bir şeyler dönüyordu ve ne olduğunu öğrenmeye kararlıydım. Aradan birkaç gün geçmişti. Hakan'dan ses yoktu. Eski odama yeniden yerleşmiştim. Kedilerim benimleydi. Kimsenin sorularına cevap vermiyordum. Sadece huzur istiyordum. Tüm bu stres ve katliamın sonucunda kabuslarım ve nefes darlığım geri dönmüştü. Yine kalbim sıkışıyor. Geceleri karabasan gibi üzerime çöken siyah tülden varlıklar peşimi bırakmıyordu. Düzeldiğimi sanıyordum ama yine gitgide solmaya başlamıştım. İyice içimi kapatmıştım kimseye. Kimseyle görüşmüyordum. Bu halime dayanamayan babam bir gün odama geldi ve ne kadar sessiz kalmaya çalışsam da neler olduğunu anlatmam konusunda üstüme geldi. Israrlarına daha fazla dayanamadım. O kadar endişeliydi ki onu daha fazla üzmeye
Gönlüm el vermiyordu. Kafamda olanları ve yaşananları biraz toparladıktan sonra babama sadece bebeğimi kaybettikten sonra Hakan'ın yıllar önce çiftlikten kovduğu Rahime adlı kadını sık sık görmeye gider olduğunu ve o zamanlardan sonra çok değiştiğini söyleyebildim. Babamın gözleri dehşetle fal taşı gibi açılmıştı. Elindeki tesbihi o kadar çekmişti ki tesbih elinde dağılıverdi. Hışımla odadan fırladı. Ne oluyordu anlamıyordum. Çiftlikten birkaç gencin adını haykırdı. Babam onlara bir şeyler söyledi ve 3-5 kişi arabalara doluşup gitti. Gecenin geç saatlerine doğru dışarıdan gelen bağırış sesleri evdeki herkesi telaşlandırmıştı. Hakan'ın sesini çok net duyabiliyordum. Hemen dışarı çıktım. Arabadan iniyorlardı. Babamın adamları Rahime teyzeyi ve Hakan'ı getirmişlerdi. Arkadaki ahıra doğru ikisini de sürükleyerek götürdüler. Hemen arkalarından koştum. Neler oluyordu anlamıyordum. Babamı daha önce bu şekilde sert ve sinirli görmemiştim. Ahıra vardığımda babamın Rahime teyzeye vurduğunu gördüm. Dehşete kapılmıştım. Hakan'ın da elleri bağlıydı. Neler oluyordu böyle? Babam neden böyle korkunç bir şey yapıyordu? Baba dur diye koluna yapıştım. Beni tuttu ve bu akşam her şey çözülecek diye Rahime teyzeye doğru bağırdı. Yıllar önce seni öldürmeyerek büyük bir hata ettim Rahime. Sana merhamet etmek hayatımdaki sevdiğim her şeye mal oldu. Uğursuz kadın ama bu gece aynı hatayı yapmayacağım dedi babam. Rahime çöktüğü yerden doğruldu. Sen bana merhamet mi ettin diye babamın yakasına yapıştı. Katil diye bağırdı babama. Gençliğimi çaldın. Bebeğimin ölümüne sebep oldun. Sonra da beni ortada bırakıp gidip o kadınla evlendin. Ölmesi gereken sensin ama cinler karını aldı. Bebeklerini aldı. Çünkü sen lanetlenmeye bile değmeyecek sefil bir adamsın diye bağırıp babamın suratına tükürdü. Kanım donmuştu. Ne diyordu bu kadın? Babam ahırı terk etmiş. Hakan ve Rahime ahıra kapatılmıştı. Kahya kadını sıkıştırdım. Kızım sen karışma dedi bana. Sadece bu lanet yıllardır tepemizde. Artık son bulmalı. Yoksa seni de alacak elimizden. Herkes kafayı yemişti. Deli gibi davranıyorlardı. İnsanları kaçırıp tutsak etmek neydi? Ne yapmış olurlarsa olsunlar. Böyle bir şeyi kimse hak etmiyordu. Bitap bir şekilde yatağıma uzandım. Fark etmeden uykuya dalmışım. Beni uyandıran sakızın ellerimi yalayıp hafifçe ısırması oldu. Gözlerimi açtığımda kedilerin ikisi de telaşla etrafımda dönüyorlardı. Uyku sersemi ne olduğunu anlamaya çalışıyordum derken bu telaşın sebebini anladım. Kediler beni uyandırmaya çalışıyordu. Tam karşımda duruyorlardı. Yine gelmişlerdi. Siyah tülden varlıklar yatağımın etrafını sarmışlardı. Yine olabildiğince kalabalıklardı. Kediler o şeylere hırlıyor, tıslıyorlardı. Korkudan yatağın köşesine sinmiştik. Kaçacak hiçbir yerim yoktu. Zavallı hayvanlar bana sığınmış, benden medet umuyorlardı. Hayatım korkuyla geçmişti. Her mutluluğumu kursağımda bırakmıştı korku. Alacakları tek bir canım vardı. Artık hiçbir şey umurumda değildi. Gözyaşlarımı silip derin bir nefes çektim. Yatağımdan ayağa kalktım. Bağırmaya başladım. Ne istiyorsunuz benden? Tek bir kuru canım var. Alın da kurtulayım artık. Dakikalarca başımda hareketsiz dikilen o şeylerden biri sonunda hareket edip önüme çıkmıştı. Yavaşça elini kaldırıp parmağıyla önce beni işaret etti. Sonra da dışarıyı işaret etti. İlk önce ne olduğunu anlamamıştım ama pencereye bakınca penceremden Rahime teyze ve Hakan'ın kapatıldığı ahırın zor da olsa göründüğünü hatırladım. Pencereden başımı çevirip onlara baktığımda yok olmuşlardı. Ne olduğunu bilmiyordum ama benden bir şey istedikleri kesindi. Öğrenmenin tek bir yolu vardı. O ambara gitmeliydim. Herkes uykudaydı. Sessizce evden çıkıp ambara iliştim ama kapısı kilitliydi. Bu sefer bir taşla halledilebilecek bir kilit değildi. Babamdan anahtarı alamazdım. Ne yapacağımı düşünürken bir anda iliklerime kadar bir ürperti hissettim. Sanki soğuk bir esinti bana deyip geçmişti. Arkamı döndüğümde
ahır kapısı aralanmıştı. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama artık soru sormayı bırakmıştım. Ahıra girip kapıyı sessizce kapattım. Odadan çıkmadan yanıma iki mum ve kibrit almıştım. İçerisi zifiri karanlıktı. Hakan'ın yalvarırcasına bana seslendiğini duydum. Atölyesinde gördüğüm sahne gözümün önünden gitmiyordu. Onu görmeye dayanamazdım. Görmezden gelerek doğruca Rahime teyzenin yanına gittim. Köşede elleri bağlı bir şekilde oturuyordu. Beni görünce "Demek sonunda geldin" dedi. "Rahime teyze, anlat" dedim. "Nedir bu olanlar? Hakan'a ne yaptın? Neden tüm bunlar oluyor? Babamla aranızda ne oldu?" dedim. "Her şey bundan 30 sene önce başladı. Bu çiftlik nasıl nesillerdir ailesine aitse benim ailem de nesillerdir burada çalışmıştı. Ailemi genç yaşta kaybettim. Buradan başka bildiğim yer, çalışanlardan başka tanıdığım insan yoktu. Burada çalışmaya devam ettim. Genç yaşımdan beri babanda gönlüm vardı. Onun da bende. Evleneceğimizi sanıyordum. Baban, dedene bizden bahsedince kıyametler koptu. Beni alel acele, istemediğim çiftlikte yanaşma olan aklı kıt bir adamla evlendirdiler. Benim adım temizlenecekti. Babansa çiftlik çalışanıyla evlenmek zorunda kalmayacaktı. Çok geçmeden baban da komşu köyden başka bir kızla annenle evlendi. Herkes sevdalandıklarını söylüyordu ama bu bir yalandı. Baban beni seviyordu. Anan olacak kadını değil. Annemi hakaret etmesi hoşuma gitmemişti ama lafını kesmek istememiştim. Sonunda anlatıyordu bana saklanan geçmişimi. Bir süre sonra baş dönmelerim, mide bulantılarım başlamıştı. Hamile olduğumu hemen anlamıştım. Ama bebeğin babası o aklı kıt adam değildi. Onu yanıma bile yanaştırmamıştım. Babandan hamileydim. Babanın yolunu kesip ona söylediğimde bana söylediği tek şey, "Sen de unut artık olanları. İkimizin de bir yuvası var. Mutlu olmaya çalış. Senle ben olamazdık zaten" dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hep babası yüzünden mecbur kaldığını düşünmüştüm ama bana sırtını dönmüş, bebeğimle beni ortada bırakmıştı. Anneannem ben küçükken muskalar yazardı. O çiftlikte çalışmaz, dağın yamacındaki barakada yaşardı. Şu an benim yaşadığım ev onun eviydi. Herkesin kızmasına rağmen çocukken gizlice onun yanına gider, onunla vakit geçirirdim. Ondan pek çok şey öğrenmiştim. Babamdan intikamımı alacaktım. Kafama koymuştum. O bana yar olmamıştı. Benim gençliğimi çalmıştı. Ben de ondan karısını çalacaktım. O kadın da ona yar olmayacaktı. "Annem sen mi öldürdün?" diye haykırdım istemsizce. "Annenin ölümüne sebep olan babandır" dedi ve lafına devam etti. "Bildiğim bütün büyüleri, tüm muskaları yaptım onlara. Mutsuz olmaları için, birbirlerinden soğumaları için, babanın işlerinin bozulması için ama hiçbiri yeterli olmuyordu. Bir gün annenle babanın odasına girdim. Annenin yastığının altına bebeğinin olmaması için hazırladığım bir muskayı koyacaktım. Tam koyarken baban beni yakaladı. Elimdeki muskayı gördü. Beni o kadar ama o kadar çok kötü dövdü ki o gece karnımdaki bebeği kaybettim. O gece onları gördüm. Cinler feryatlarımı duyup bana gelmişlerdi. O gece bebeğimin kanı üzerine bir büyü yaptım. Babanı lanetledim. Amacım babanı öldürmekti ama lanetlenen annen oldu. Neden bilmiyorum ama cinler babanı öldürmek yerine ona kan kusturmayı seçmişlerdi. Daha fazla duramadım. O çiftlikten pılımı pırtımı toplayıp uzaklaştım. Anneannemin barakasına yerleştim. Beni kovan baban değildi. İşlediği cinayetten sonra karşıma çıkmaya cesareti yoktu. Koca diye başıma diktikleri yarım akıllanırsa zaten benden ödü kopardı. Takip etmeye cesaret edemezdi. Yıllarca çiftlikten gelen haberleri dinlemekle yetindim. Annenin yaptığı düşükler, ölen bebekler, en sonunda annenin ölümü. Ne yalan söyleyeyim, bu kadar büyük trajediye sebep olmak istememiştim aslında. Baban ölse bana yeterdi. Sonra sen büyüdün, evlendin ve bir gün kocan Hakan kapıma dikildi. Olanlardan habersiz benim hakkımdaki büyücü dedikodularını duymuş, bana yardım dilenmeye gelmişti.
Anlattıklarını duyunca içim acımıştı. Aradan yıllar geçmişti. Lanet hala devam ediyordu. Günahsız bir sürü insan acı çekmişti. Ben de artık bitmesini istediğime karar verdim. Cinler senin canına karşılık bir kefaret istiyorlardı. Onlarla anlaşarak çok büyük bir hata yapmıştım. Zamanında kolay kolay bırakmayacaklarının farkındaydım. Kan istiyorlardı. İnsandan başka onlara verebileceğimiz pek bir şey yoktu. Onlara karşılık sadece kedilerin ruhunu kurban edebilirdik. Onların kanını da sana ilaç olarak verip senden çaldıkları yaşam enerjisini yerine koymaya çalışıyorduk. Hakan o kadar çaresizdi ki seni kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya razıydı. O an büyük bir öğürme geldi içimden. Midemde ne var ne yok çıkarmıştım. Rahime teyze bana aldırmadan anlatmaya devam ediyordu. Sen olanları anlayıp kaçınca Hakan devam etti. Kefareti tamamladı. Ellerim titriyordu. Ağzımı toparlayamıyordum. Zorlukla ağzımdan döküldü laflar. Ama onlar gelmeye devam ediyorlar dedim. Yetmedi çünkü. Onca kurbana rağmen hala istemeye devam ediyorlar. Anlaşmalarına uymuyorlar. Peki şimdi ne olacak diye sordum. Beni mi alacaklar dedim. Arkamdan gelen bir ses hayır dedi. Arkamı döndüğümde babamı gördüm. Gelmişti. Ne zamandır bizi dinliyordu bilmiyorum. Ama konuya vakıf olacak kadar dinlediğini anlamıştım. Babam yaklaşarak bütün bu olanların sorumlusu benim dedi. Rahime'yi babamdan korumak istedim, olmadı. Sonra anneni Rahime'den korumak istedim, yine olmadı. Eğer ben olmasaydım bunca insan acı çekmeyecekti dedi. Beni kaldırıp sıkıca sarıldı. Hakan'ı da al, dışarıya çık dedi. Hakan yarı baygın haldeydi. Olanlardan çok yorgun düştüğü belliydi. Babam onu taşımama yardım etti. Bana tekrar sarıldı ve gözyaşları içinde "Affet kızım" dedi. Kanına girdiğim herkes beni affetsin. Tekrar ahıra girip kapıyı kapattı. Neler olduğunu anlamamıştım. Kapıyı açmaya çalıştığımda kilitlendiğini fark ettim. Rahime teyzeyle rahatça konuşmak için kilitlediğini düşünüp yerde yatan Hakan'ın yanına çömeldim. Uykusunda sayıklıyordu. O an ona yaptıklarımın farkına vardım. Hayatını karartmıştım. Benim yüzümden bir caniye dönüşmek zorunda kalmıştı. Belki benimle tanışmasaydı çok daha mutlu ve sağlıklı bir insan olabilirdi. Derken burnuma duman kokusu geldi. Arkamı dönüp baktığımda ahırdan yükselen kocaman kapkara dumanları gördüm. Ahır alevler içinde yanıyordu. Çığlıklar atıp yardım istemeye başladım. Hakan çığlıklarıma uyandı. Babamla Rahime teyze içerideler diye çığlık atıyordum. Beni hemen kenara çekip kapıya omuz atmaya başladı. Çığlıklarıma tüm çiftlik sakinleri ayaklanmıştı. Herkes akın akın elinde su dolu kovalarla koşturmaya başlamıştı. Ama nafileydi. Kapı bir türlü açılmıyordu. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, sonunda tek yapabildiğimiz ağır kül olana kadar yandığını izlemek oldu. O yangın nasıl çıktı bilmiyorduk ama babam da Rahime teyze de içeride yanarak can vermişlerdi. Sanırım bu şekilde cinlerin kefareti de ödenmiş oldu. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Sene 1986. Köyde ne elektrik ne de yol vardı. Köylü ihtiyaçlarını karşılamak için Elazığ merkeze giden yola gitmeleri gerekiyordu. Yol köyden 2-3 kilometre uzaktaydı. Elazığ'a gidebilmek için sabaha doğru 4.30'da bu yolda olmak gerekiyordu. Sadece bir araba olduğu için bu arabayı kaçırmamak gerekiyordu. Araba öğlen gibi geri dönüyordu. Köylüler arasında Elazığ yoluna gitmek için kullanılan patika yol ve sonundaki dere Cin Deresi diye adlandırılıyor. Köylüler Cin Deresi'nde garip olayların yaşandığını
ve tekin olmadığını düşünüyorlardı. Ben ve iki arkadaşım alışveriş için gece 3 gibi hazırlanıp yola koyulduk. Mecburen geçmek zorunda olduğumuz Çin Deresi hepimizin aklındaydı. Gece yavaşça köyden çıktık. Önce patika yoldan geçecek, sonra Çinli Dere'yi geçip Elazığ'a giden yola inecektik. Yola koyulduk. Sigaralarımızı yakmış, muhabbet ede ede ilerliyorduk. Zifiri karanlıktı. Ay ışığı bile yoktu. Aramızda Çinli Dere'yi geçeceğimiz anı konuşuyor, birbirimizi cesaretlendiriyorduk. Yavaşça Çinli Dere'ye yaklaşmıştık. Ama önce patika yolu geçmemiz gerekiyordu. Patika, iki insanın yan yana geçemeyeceği kadar dar ve etrafı büyük çalılarla doluydu. Tek sıra halinde ilerliyorduk. Ben en arkadaydım. En öndeki arkadaşım Kemal birden durdu ve yolumuzun üstünde siyah bir köpeğin kıpırdamadan bizi izlediğini söyledi. Ben de bizim köyün köpeklerinden biridir dedim. Arkadaşlarım çok tedirgin oldu. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hikayelerden dolayı korkumuz daha da artmıştı. Ben de tedirgin olup içimden besmele çektim. Köpek birden yoldan kalkıp çalıların arasında birkaç metre ilerledikten sonra kayboldu. Köpek gittikten sonra birbirimize köpeğin orada ne işi olduğunu sorarak yolumuza devam ettik. Bir iki dakika daha yürüdükten sonra Kemal yine aniden durdu ve birkaç adım geriye kaçarcasına geldikten sonra yine o köpek Hasan abi diye bağırdı. Üçümüz de şaşkınlık ve korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk. Biraz evvelki köpek yine karşımızdaydı. Bize bakıyordu. Kendime gelerek sesli bir şekilde tekrardan besmele çektim. Köpek yine kalkıp usulca çalıların arasında kayboldu. Arkadaşlarım, Hasan abi geri dönelim, gitmeyelim dediler. Ben de bu yoldan geçmek zorundayız. Bugün geçmezsek yarın geçeceğiz mecburen. Alışveriş için bu yolu kullanacağız diyerek onları sakinleştirdim ve yolumuza devam ettik. Arkadaşlarım iyice korkmuşlardı. Tabii ki ben de. Köpeğin ikinci kez neden karşımıza çıktığını konuşuyorduk. Ben de sakinleştirmek için sıradan bir köpek olduğunu ve sadece bizi takip ettiğini söyledim. Yolumuza devam ettik. 3-5 dakika sonra karşımızda gördüğümüz şeye inanamadık. Simsiyah bir keçi yolu kapatmışçasına ayaklarını germiş duruyordu. Hepimizi müthiş bir korku sarmıştı. Üçümüz de sesli bir şekilde dua okuyor, besmele çekiyorduk. Keçi birden olduğu yerde kayboldu. Keçinin kayboluşu bana bu olayların kesinlikle normal olmadığını ve artık ciddi ciddi korkmamız gerektiğini anladım. Ama her şeye rağmen buraya kadar geldikten sonra dönmek anlamsızdı. Biraz daha sakin ve soğukkanlı olan ben en öne geçtim ve arkadaşlarımı arkama aldım. Bir yandan dua ediyor, bir yandan da yolumuza devam ediyorduk. Artık Çin Deresi'ne varmamıza keskin bir viraj kalmıştı. Virajı bitirip dereye girdiğimiz anda şok olmuşçasına dona kaldık. Gördüğümüz şey tarif edilmeyecek şekildeydi. Uzun, bembeyaz parlak bir silüet, ayakları ve ellerinin olduğu belli oluyordu. Yüzü seçilmiyordu ve görür görmez kulaklarımızı yırtarcasına bir gürültü, çığlık, ağlama benzeri bir ses derede yankılanıyordu. Ellerimizle kulaklarımızı kapatıyorduk. Kendimizi korkudan yere atıp yerde çırpınıyorduk. Bildiğim bütün duaları bağıra bağıra okudum. Arkadaşlarım çıldırmış gibi bağırıyor, küfrediyor ve ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Bense sakin kalmaya çalışıp nasıl kurtulacağımızı planlıyordum. Arkadaşlarımı sürükleyerek oradan çıkardım. Dereden çıktığımız anda çığlık sesleri iğrenç kahkahalara dönüştü. Kahkahalar beynimizde yankılanıyordu. Köye dönmüştük ama nasıl geldiğimizin farkında değildik. Köyün girişinde Kemal'lerin evi vardı. Kemal'in anne ve babası bizi görünce gözleri fal taşı gibi oldu. Bu haliniz ne dediler? Bembeyazsınız. Biz konuşamıyor, sürekli titriyor, dilimiz dönmüyor, dilsiz gibi saçma sapan cümleler kuruyorduk. Yakınlarımıza haber verdiler. Onlar da geldi.
olayı anlamaya çalışıyorlardı. Dinlenip su içtikten sonra ben kendime geldim. Olayı anlattım. Köylü kaskatı kesildi. Sağ salim geldiğinize şükredin dediler. Biz kurtulduğumuzu sandık. Ama ta o günden sonra üçümüze öyle bir lanet bulaştı ki 40 gün boyunca güneş doğunca başlayan, güneş batana denk süren şiddetli baş ağrıları, derimizde dökülmeler, devasa uçuklar sanki üzerimize bir lanet bırakmışlardı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Anlatmaya nereden başlasam bilmiyorum. 4 yıllık üniversite hayatımın son senesiydi. Öğrencilik hayatım herkesinki gibi sıradan geçiyordu. İlk yılımda yurtta kaldım. Her öğrenci gibi bekar evine çıkmak istiyordum. Fakat ailemin de beni yönlendirmesiyle ilk senem yurtta geçti. Orada iki tane samimi arkadaşım oldu. Sezgin ve Fatih. Kafa dengi çocuklardı. Gırgır şamada geçiyordu zaman. İkinci yılımızda ortak eve çıkmaya karar verdik. Öğrencilik hayatını bilirsiniz. Gerek kız arkadaş için, gerekse de rahat bir ortam için eve çıkmak üçümüzün de hayaliydi. Anlatacağım olay 2011 yılında yaşandı. Okul hayatımın son yılıydı. İlk dönem bitmiş, herkes memleketinin yolunu tutmuştu. Ben de erkenden otobüs biletini ayırttığım için kafam rahattı tabii. Bilirsiniz, bu dönemlerde otobüs biletleri hep sıkıntılı olur. Özellikle Ankara üzeri aktarmalı gidiyorsanız. Bu 12 saatlik yolculuk boyunca hayatım sorgulamakla geçti. Artık okul bitiyor ve büyüdüğümü hissediyordum. Okul bitiyor diye içimde anlam veremediğim bir huzur hissi vardı. Bir yandan da büyümenin verdiği o sorumluluk duygusunu da daha fazla hissetmiştim omuzlarımda. Yol boyunca ne yapacağımı düşündüm. Kendime bir yol çizmeliydim. Bu düşünceler kafamda dolaşırken bir anda memleketime geldiğimizi fark etmiştim. İlk kez bir yolculuğumun bu kadar kısa sürdüğünü fark ettim. Memlekette iki tane evimiz var. Biri şehir merkezinde, biri ise köyde. Şehir merkezindekinde annem ve babam, köyde ise büyük babam ve babaannem yaşıyor. Terminale geldiğimde babamın beni beklediğini gördüm. Hoş beşten sonra arabaya atlayıp evin yolunu tuttuk. Gece 3-4 gibi otobüs falan olmadığı için babam almaya geldi beni. Eve vardığımda annemin hala uyumadığını gördüm. Sarılıp özlem giderdik. Yol yorgunu olduğum için hemen odama geçip uyudum. Ailenin tek çocuğuydum. Bu yüzden ailem bana çok düşkündür. Sabah uyandığımda annemin beni o güzel sesiyle çağırmasıyla uyandım. İşte huzur buydu benim için. Ailemle bir aradaydım. Ne ders ne de başka bir şey vardı. Ne kadar güzel bir şey insanın istediği saatte uyanabilmesi. Neyse, güzelce kahvaltı ettik. Babam, hadi köye gidelim. Babaannenle büyük baban da çok özlediler seni dedi. İlk dönem sonuna kadar gelmemiştim memleketime. Bu yüzden ailemin de özlemi çoğalmış haliydi. Kahvaltıdan sonra hazırlığımızı yapıp yola çıktık. Oldum olası köyü sevmemişimdir. Ama ben de büyüklerimi özlemiştim. Bizim köyü anlatayım. Toplasanız 30 ev ancak vardır köyümüzde. Karadeniz köylerine gidenler bilir. Evler hep dağlık, yokuş ve rampa yerlere yapılmış, genelde birbirinden uzak, nerede düzlük bulunursa oraya ev yapmışlardır. Böyle bir köy. 1,5 saatlik yolculuktan sonra köye vardık. Köyde tek akrabamız babaannem ve büyük babam, diğer akrabalarımız kimi şehir dışında, kimi de bundan yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş, birbirlerini unutmuşlar. Eve vardık. Beni gördüklerinde çok mutlu oldular. Yaşlı insanlar tabii. Aramızda ne kadar kuşak farkı olsa da benimle konuşmak için can atıyorlar. Her öğrenciye aile büyükleri tarafından sorulan sorulara ben de maruz kaldım. Okul bitti şimdi. Ne iş yapacaksın? Askere ne zaman gideceksin gibi sorulara cevap verdikten sonra yemek yedik. Köydeki evimiz 2 katlı. Üst katı normal 3 odalı, büyükçe bir salonu olan bir ev. Alt katı ise ahır olarak kullanılıyor.
Evin bir odası da gereksiz eşyaların konulduğu bir ardiye gibi kullanılıyor. Yani benim salonda yatmam gerekiyordu. Gece oldu ve herkes odalarına çekildi. Salonda yatmak benim de işime gelmişti. Köy yeri olduğu için internet yok. Telefonumda da internet paketi bitmişti. Televizyon izliyordum. Saat 1'e yaklaşıyordu. Yerimi yadırgadığımdan mıdır nedir? Bir türlü uyuyamadım. Biraz daha televizyon izledikten sonra saate tekrar baktım. Saat 2 olmuştu. Canım sıkılıyordu. Büyük babamların Kömür adında bir köpeği var. Tüyleri siyah olduğu için ona bu adı koymuş büyük babam. Gece köpek havlamaya başladı. Olur olmaz şey, havlayan bir köpekti bu. O yüzden pek aldırmadım. Ama bir türlü susmadı. Yerimden kalkıp camdan dışarıya baktım. Bir de ne göreyim? Birisi evin duvarına bir şeyle vuruyor. Karanlıkta seçemiyordum ama elinde çekiç gibi bir şeyle duvarda delik açıyordu. Bizimkilere çağırmak geldi aklıma. Ama saat geç olduğu için kimseye çağırmadım. O saatte de tek başıma indim deyip ahkam kesmeyeceğim. Görmemezlikten gelip beni fark etmemesi için camın önünden çekildim. Bir türlü uyuyamadım. Yaklaşık 10 dakika sonra tekrar gizlice camdan dışarıya baktım. O, her kimse yoktu. Sabah oldu. Kahvaltıda babaanneme dün gece gördüğüm olayı anlattım. Onlar da şaşırdı. Babamla çıkıp adamın çekiçle vurduğu yere baktık. Duvarda küçük bir oyuk açmıştı. Oyuğun içinde ise bir yumurta vardı. Babam bu yumurtayı aldı. Eve geri döndük. Babam, babaanneme, duvarın içine bu yumurtayı sen mi koydun anne dedi. Babaannem bu soruyu duyunca gözlerini babamın elindeki yumurtaya dikti. O an gözlerindeki endişeyi ve korkuyu anlatamam. Babaannem görmüş geçirmiş bir kadın. Eskiden büyü olayları çok olurmuş. Özellikle bir eve büyü yapmak için duvarlarına okunmuş yumurta ya da hayvan sakatatı konulurmuş. Babaannem bunu kimin niye yaptığını soruyordu kendi kendisine. Evdeki herkesi bir telaş almıştı. Ben bu tarz şeylere kesinlikle inanmam ve hurafi olduğunu düşünüyorum. Evdekilerin bu kadar endişelenmesi beni kızdırmıştı. Bunu kim niye yaptı bilmiyorum ama böyle saçma şeylere inanmayın diyerek yumurtayı babamdan aldım ve hızlıca dışarıya çıkıp yumurtayı yere fırlattım. Babaannemin oğlum sakın demesine kalmadı. Ben yumurtayı fırlatmış bulundum. Yumurta kırıldı ve yere dağıldı. Gözlerime inanamadım. Yumurtanın içinden muska benzeri üzerinde Arapça yazılı bir kağıt vardı. Buna çok şaşırmıştım. Yumurtanın içine konulup tekrar kapatılması nasıl mümkün olabilirdi? Evdekiler benim için çok endişelenmeye başladılar. Fakat ben hiç aldırmadım. İnanmayın bunlara. Bir şey olmaz dedim. O gün anormal bir durum olmadı. Gece olmuştu. Bir önceki günün aksine vücudumda bir ağırlık vardı. Herkes odalarına çekildi. Ben de yatar yatmaz uyudum rüyamda. Herkes salonda başımdaydı. Etrafıma oturmuşlar. Öylece bana bakıyorlardı. Tuhaf olan ise hiçbirinin göz bebeği yoktu. Sadece gözlerinin akı vardı. Bir anda hızlıca yerimden kalktım. Size ne oldu diye bağırmaya çalıştım. Ama konuşamıyordum. Kaçmak istedim ama bütün kapılar kilitliydi. Bir türlü açamıyordum. Sonra babaannem tiz ve kalın bir sesle ''Ben sana yapma, kırma demedim mi?'' diye bağırmaya başladı. Bir yandan bağırıyor, bir yandan dizlerine vuruyordu. Bir anda düşme hissiyle uyandım. Kan ter içinde kalmıştım. Uyandığımda sabah ezanının okunduğunu fark ettim. Dün yaşadıklarımın bu rüyayı görmeme neden oldu diye düşündüm. Sabah olduğunda rüyamı kimseye anlatmadım. Rüyamı onlara anlatırsam onları haklı çıkarmış olurdum. Bu yüzden kimseye tek bir kelime etmedim. Evdekilerde bir tuhaflık vardı. Kimse gerekmedikçe konuşmuyordu. Herkes tek kelimelik kısa cevaplarla iletişim kuruyordu. O gün ilk kez anormallik olduğunu hissettim. Yatsı namazından sonra büyük babam, oğlum senle su doldurmaya gidelim mi dedi. Ben de
neden sabah gitmedik? Bu saatte ne suyu dedim. O da tamam oğlum ben tek giderim dedi. İçimden lan adam senden 40 yılda bir şey istedi. Onu da geri çevirdin diye kendimi ayıplıyordum. Keşke geri çevirseydim de gitmeseydim. İkimiz de ikişer tane bidon alıp yola koyulduk. Evdeki kimseye haber vermeden su doldurmak için yola çıktık. Büyük babam hiç konuşmuyordu. Su dolduracağımız yer yakın mı diye sordum. Cevap vermedi. Duymadı sandım. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra bir çeşmenin başına geldik. Fakat çeşmenin suyu akmıyordu. Burada su akmıyor. Ne yapacağız dedim. Büyük babama döndüm. La ilahe illallah. Az önce yanımda olan adam yoktu. O an vücudumun buz kestiğini hissettim. Aniden üşüdüğümü hissettim. Bu nasıl bir duyguydu ya Rabbi? Yerimden kıpırdayamıyordum. Çeşmenin arkasındaki ormandan siyah varlıkların bana doğru geldiklerini gördüm. Resmen felç geçirmiştim. Kıpırdayamıyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışım. Uyandığımda bizim arabanın içerisinde başımda annem ve babaannem direksiyonda babam vardı. Beni hastaneye götürüyorlardı. Büyük babamın nerede olduğunu sordum. Dün akşamdan beri onu da bulamadıklarını söylediler. Hastaneye vardığımızda olan her şeyi anlattım. Vücudumun el bileklerimde, sırtımda ve diz kabaklarımın alt kısımlarında morluklar vardı. Fakat kırık çıkık hiçbir şeyim yoktu. Bu olaydan sonra yaklaşık 3 hafta büyük babamı aradı jandarmalar. Büyük babam bulunamadı. Bu olayın şokunu yeniyle atlatıyorum. O gece gelen adam, yaşadığım bu olay ve büyük babamın kaybolması hayatımdaki en büyük sır olarak gizemini hala koruyor. Babaannemi köyde bırakmadık. O da bizimle şehir merkezine döndü. Büyük babam bulunur umuduyla bu zamana kadar bekledik. Hala da bekliyoruz. Ama bir umut yok. Hepimiz biliyoruz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Arkadaşım Emre ile bir öğrenci evi kiralamıştık. Her öğrenci evinde yaşandığı gibi ilk 2 ayımız çok güzel geçti. Yedik içtik gezdik. Minik kavgalarımız da oldu. Gün geçtikçe Emre benden uzaklaşıyor. Ne zaman o bilgisayar başındayken yanına gitsem açtığı sekmeleri kapatıyor. Zaten her şeye gizli sekme ile giriyordu. Bir hafta boyunca bu böyle devam etti. Emre gizli sekmeden bir şeyler araştırıyor. Değişik değişik yıpranmış kitapları eve getiriyordu. Benim odam ile Emre'nin odası karşı karşıyaydı. Fakat aramızda salon var. Akşam evde televizyon izliyorken dairenin kapısı açıldı ve Emre eve geldi. Emre'nin kollarının arasında yine değişik kitaplar var. Hızlıca odasına geçti. Artık bu gizemli işleri beni germeye başladı. Emre ile odasından çıkar çıkmaz konuşacaktım. Saat akşam 10 oldu. Emre odasının kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz donup kaldı. Emre'ye ne oldu gelsene dedim. Emre titreyerek ışığı aç dedi. Saçma sapan tavırlara giriyordu. Neyse ışığı açtım. Emre geldi ve koltuğa oturdu. Senle bir şey konuşmam lazım dedim. Emre ne oldu dedi ciddi bir şekilde. Bu ne gizlilik? Yok gizli sekmeden girmeler, değişik değişik kitaplar, selam vermeden eve girmek, odaya kendini kapatmak. Ne lan bu böyle dedim. Emre'nin ciddiyeti bir anda gitti ve bana gülerek üniversite için çalışıyorum kanka dedi. Tek çalışılır mı? Birlikte çalışalım. İzlediğin şeyler için gizli sekme kullanmana gerek yok. Belki bana da lazım olur dedim gülerek. Fakat gizli sekmeyi hiç de porno izlemek için kullanmıyordu. Emre bana odama girme, özel işlerim var dedi ve gitti. Saat gece 2 olmuştu. Gözüme halen uyku girmemişti. Biraz daha televizyon izleyeyim diye odamın kapısını açtım. Bir baktım Emre'nin odasından dışarı loş bir ışık geliyordu. Elektrik gitti de mum yaktı sandım. Bir anda Emre'nin odasındaki o loş ışık kuvvetlenmiş. Emre ise bağırarak Türkçe olmayan şeyler söylüyordu. Odama tekrar girdim ve kapının arasından kafamı uzattım.
Sanki içeride yangın var. Emre bağırmaya devam ediyordu ve bir anda kapısını açtı. O an saklandım. Emre yine Türkçe olmayan şeyler söyleyerek evde gezmeye başladı. Hızlıca yatağa girdim. Yorganımı çektim ve uyurmuş gibi yaptım. Emre benim odamın kapısını açtı ama içeri girmedi. Sadece baktı. Sonrasında kendi odasına gitti. O gece rüyamda odamdaydım. Odamın kapısının önünde Emre'yi görüyordum. Ne konuşabiliyor ne hareket edebiliyordum. Emre'nin ise gözleri oyulmuştu. Bana bakıyor ve sadece gülüyordu. Evet, gördüğüm en kötü rüyaydı. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Bağırarak uyandım. Emre koşarak odama girdi. Ben yatağımdan zıpladım ve Emre'ye baktım. Emre, kabus gördün galiba diyordu. Ulan dün gece ne yaptın lan? Şizofren misin sen? Diye bağırdım Emre'ye. Emre, ne diyorsun? Dün gece eve geldim. Ders çalıştım ve uyudum dedi. Bütün evi dolaştın. Odama bile girdin dedim. Rüyamda seni de gördüm. Odama giriyor ve bana bakıp gülüyordun dedim. Emre, kafanda kurguladığın şeyler bunlar dedi. Neyse, ben çıkıyorum dedi ve evden gitti. İşte o bir fırsattı. Emre'nin odasına girip tüm kitaplarını alıp yakacaktım. Önce mutfağa gittim. Zaten kahvaltılıkta bir şey kalmamıştı. Son kalan yumurtayı haşladım ve yedim. Baktım Emre halen gelmedi. Odasına girdim. Odası çok düzenliydi. Hızlıca dolabını açtım. Göze çarpan bir şey yoktu. Dolabının üstüne, yatağın altına, aklıma gelen her yere bakıyordum. İşte o anda yastığının altında yıpranmış bir kitap buldum. Oldukça eski bir kitaptı. Neyse, kitabı açtım. Beklediğim gibi kitaptaki yazı Arapçaya benziyordu. Şekiller vardı. Sağa sola yazılmış notlar vardı. Sayfaları hızlıca çevirdim ve yere bir not düştü. Notu aldım. O anda apartmanın kapı sesini duydum. Hızlıca kitabı yastığın altına koydum ve televizyonu açtım. Emre şiddetle kapıyı kıracak gibi içeriye girdi. Girer girmez bana neden odamı karıştırdın diye sordu. Nereden anladı? Daha eve gireli bir dakika olmamıştı. Emre, seni tanıyorum. Ne iş çevirdiğini merak ettim ve odana girdim dedim. Tehlikeli işlerle uğraşıyorsun dedim. Bana cebindeki notu ver dedi. Lan bu ne böyle? Eve kamera mı yerleştirdi bu herif? Cebimdeki notu çıkardım. Notu vermeden önce bu işlerle daha fazla uğraşmaya devam edersen evden çıkar giderim. Nereden bulaştın lan bu işlere? Bu akşam boyu odana gitmiyorsun. Film izleriz dedim. Emre notu aldı ve odasına gitti. Ben de odama gidip eşyalarımı toplamaya başladım. Çünkü cidden bu olay canımı sıkmaya başladı. Bir hafta içinde evi terk edecektim. Akşam Emre ile cips yiyip film izliyoruz. Emre, sana ne yaptığımı anlatacağım dedi. Ben de anlatacağına bu işleri bırak dedim. Emre, bırakmaya, kurtulmaya çalışıyorum ama olmuyor dedi. Ben nasıl başladın bu işlere diye sordum. Sadece meraktan, araştırarak başıma bu işleri açtım dedi. Beni de meraklandırmıştı. En büyük hatamı yapıyordum. Tekrar Emre'ye güvenmeye başlamıştım. O gece olanlar, gizli işler ve kabustan sonra beni bile meraklandırmıştı. Emre bana ara sıra kontrolden çıkıyorum ve ne yaptığımı bilmiyorum dedi. Eğer öyleyse o akşam da ne yaptığını bilmiyordu. Artık Emre'nin ne yapacağı belli olmazdı. Ben taşınma fikrini kesinleştirdim. Ev her dakika daralıyordu. Azıcık hava alayım diye dışarı çıkacakken sakın çıkma dedi. Döndüm ve neden dermiş gibi yüzüne baktım. O anda hızlıca bir şeyler söylemeye başladı. O konuştukça odasındaki mumlar bir anda yandı. Hızla koşup yumruk attım. Yere düştü. Sonra biri onu hızlıca çekermiş gibi ayağa kalktı ve yakamdan tutup bilmediğim bir dilde bir şeyler söylemeye başladı ve yüzüme doğru üfledi. Emre bunları yaptıktan sonra bayıldı. Artık Emre umurumda değildi. Önce can, sonra canan. Hemen valize doldurdum, eşyaları aldım ve evden çıktım. Apartmandan çıkar çıkmaz iki tane köpek karşımdaydı. Simsiyahlardı. Apartmana geri girdim. Ne yapacağımı bilemedim. Köpekler öylece durmuş
apartmanın içine bakarak hırlıyorlardı. Polisi aradım. Ne alaka? Polis diyeceksiniz. Aklıma bir tek bu yol gelmişti. Polis 15 dakika sonra apartmanın önüne geldi. Kapının önünde halen köpekleri görüyordum. Polise bir şey yapmıyorlardı. Daha doğrusu polisler köpekleri ya görmedi ya da bende bir anormallik vardı. Polislere köpekler yüzünden apartmandan çıkamadığımı söyledim. Polisler bana ortalıkta köpek falan olmadığını söyleyerek bunun suç olduğunu, bir daha böyle saçma şeyler için polisi meşgul etmemem gerektiğini söylediler. Bana deliymişim gibi davrandılar ve gittiler. Ne yapacağım diye düşünürken bir anda arkamdan Emre'nin geldiğini gördüm. Tüm bu işler Emre'nin yüzünden başıma açılmıştı. Ama bana belki ileride yardımcı olabilirdi. Emre'ye dönüp nasıl kurtulacağım dedim. Emre kendine gelmişti. Fakat korkarak sana büyü yaptılar dedi. Kim dedim. Bana musallat olanlar dedi. Nasıl kurtulacağım diye sorunca bana bu çok tehlikeli bir büyü. Bana musallat olanları başkasına göndermeliyiz dedi. Ona güvenmek istemiyordum. Ama son kez güvenmeyi seçtim. O gece tekrar eve gittik. Emre bu gece bu işi bitireceğini ve eski hayatımıza geri döneceğimizi söyledi. Ona inandım. O gece gözüme uyku girmiyordu. Gece iki gibi uyumuşum. Sabah uyandığımda kalkıp dışarıdan kahvaltılık bir şeyler aldım. Kahvaltı hazırlayıp Emre'ye seslendim. Fakat cevap vermedi. Bir iki kez daha seslendikten sonra odasına girdim. O an hayatımdaki en büyük şoku yaşadım. Emre yatakta değil, yerde yatıyordu. Bir çember çizmiş ve ortasında boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Suratı mosmor ve gözleri açıktı. Gözlerinin siyahlığı kaybolmuş. İlk şoku üzerinden attıktan sonra polisi aradım. Uzun sorgular ve gerekli işlemleri hallettikten sonra o dönem okulumu dondurdum. Ailemin yanına gittim. Yaşadığım bu olaydan sonra ailemin yanında bir süre bu olayı kafamdan atmaya çalıştım. Daha sonra bulunduğum ilde bir okula başladım ve mezun oldum. Bu olayı hiç unutamadım. Daha sonra öğrendiğimde Emre'nin kalp krizinden öldüğünü öğrendim. Bazı konular vardır. Bilinmemesi, öğrenilmemesi gereken. Emre de üstüne vazife olmayan işlere kalkıştı ve sonu kötü oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. 1977 yılının yaz mevsimiydi. Çok geniş bir aileydik ve yakın komşularımız ile birlikte şen şakrak sohbet eder, sabah 7'den itibaren yaz sıcağının altında çalışmaya başlardık. İç ısıtan sohbetlerimiz ile 40 derecenin altında zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlamazdık. Tüm öğünleri birlikte yer, akşamları da evimizin balkonunda tütün dizmeyi iple çekerdik. Tüm köy halkı da kendi evlerinin balkonunda sohbet eşliğinde tütün dizerdi. Köyün delikanlıları ise toplanıp köyde tur atarlardı. 77 senesinin imkanları oldukça kısıtlı olduğu için köyün merkez noktalarına ışık yerleştirmişlerdi. Bu noktalarda genellikle çocuklar top oynardı. Fakat birçok kez zıpır çocuklar karanlık kısımlarda yer alan bahçelere girip macera yaşamak istedikleri için onları zor zapt ediyorduk. Yatsıdan sonra tenha yerlere gitmeyin, cin çarpar uyarılarını pek dikkate almayan haşarı çocukları engellemek için köyün askerden gelen delikanlılarından birinin onlara göz kulak olmasını rica ettik. Genç ricamızı kabul etti. Köy evlerinin birinin arka bahçesine geçen kısma yakın tarafta beklemeye koyuldu. Tek değildi. Arkadaşlarıyla sık sık orada dururdu ki onun için değişen tek durum ışığın altında olmamalarıydı. Bir akşam her şey rutin ilerlerken halam uyumak için evin alt katına geçti. Biz de balkona çıkıp tütünleri dizmeye başladık. Çocuklara göz kulak olan genç ise bu akşam yalnızdı. Ayakta sarma sigara içiyordu. Yaklaşık 3,5 dakika sonra sigarasını söndürüp telaşla kapkaranlık bahçeye doğru koştu. Refika teyze, nereye gidiyorsun? Gencin sorusu
Uzaktan duyulduğu için pek net anlaşılmıyordu. Fakat Refika ismini duyduğumu düşünüyorum. Balkondakilere Refika mı dedi o diye sordum. Hepsi şaşkın bir yüz ifadesiyle evet ama halandan mı bahsediyor o diye söylenmeye başladı. Karanlıktan halını mı gördüğünü sandı herhalde. Hangi aklı başında insan zifiri karanlıkta bahçeye inebilir ki? Geçen yaz 2 metre yılan gördüm diye devam etti. Ağabeyime durumu haberdar etmek istedim. Fakat onlar da babamla çeşmeye çıkıp su almaya gitmişti. Çaresizce tütün dizmeye devam ettik. 10 dakika sonra genç delikanlı ağlayıp koşarak bizim olduğumuz tarafa doğru koşmaya başladı. Evin ışığı yüzüne yansıdığında yüzünün kanlar içinde olduğunu fark ettik. Ne oldu oğlum? Kim yaptı bunu sana diye sordu annem telaşla. Çocuğun dili tutulmuştu. Refika teyze. Oğlum, Refika uyuyor. Evden çıksa görürdük. Tam o sırada halam merdivenlerden balkona doğru çıktı. Bu gürültü neyin nesi? Çocuk korku içinde halama baktı. Üstündeki kıyafetler farklıydı. Ama yüzünü o karanlıkta net gördüm. Nasıl olur? Sen uyuyorsan o kim? Kısacık kadın, dalyan gibi adamı nasıl dövebilir ki zaten diye atladı komşum. Halam tecrübeli biriydi. Onun yaşadığı durumu fark ettiğinde beti benze attı. Ve yutkunup cümleye girdi. Sana musallat olmuşlar delikanlı. Benim kılığıma girmiş. Gafil avlanmışsın. Dua etmeden yatmayı unutma. Genç hızlıca yanımızdan uzaklaştı ve evinin yolunu tuttu. Çocuklar ise bizim konuşmamıza şahit olmuştu. Heyecanla oyun oynayan zıpır çocukların hepsi gerisin geri evlerine karınca sürüsü gibi dağıldı. Nutkum tutulmuş bir şekilde halama sordum. Köy cinli mi? Ya bize de musallat olurlarsa? Halam tebessüm ederek söze girdi. Benim halan olduğum ne malum. Belki de buradaki herkes insan kılığına girdi ve sana musallat oluyoruz. Ama korkma sakın. Sadece bir ihtimalden söz ettim. Bol bol dua edip. Ben çocukken daha sık yaşanırdı bu durumlar. Şimdi azalsa da göründüğü gibi yaşanıyor. Bu tarz musallat durumlarından dolayı kafayı sıyıranlar olmuş. Bizzat benim de gördüğüm durumlar var. Geçen ay Ayşe teyzeni gece yarısı aynı yerden bahçeye inerken gördüm. Bir dakika sonra evinin kapısından çıktı. Siz olun, korkunuza yenik düşmeyin. Peki, köylerde anlatılan hikayeler şehir efsanelerinden mi ibaret? Kimine evet, kimine hayır diyebilirim. Açıkçası bu olayı ilk duyduğumda, duyduğuma inanmak şöyle dursun, olayın gerçekleşme olasılığının sonsuzda bir olduğuna dahi imkan getiremiyordum. Fakat korkuya olan tutkum beni bu olayı araştırmaya yönlendirdi ve anlatılanlar adeta kanımı dondurdu. Günümüzde gerçekleşmeyen bir durumun o yıllarda nasıl gerçekleşebileceğini sorgulamaya başladım. Sonuç gözler önündeydi. Teknolojik cihazların yokluğu ile nüfusun azlığı köyleri paranormal olaylara elverişli kılıyordu. Cihazların varlığı bulunduğu çevrenin doğal frekansını etkilediği için paranormal olayların sıklığı büyük ölçüde azaldı. Peki bu hikayede yer alan durumun şu an için gerçekleşme olasılığı var mı? ...1990 yılında Çorum'da bir inşaat firmasında 2 sene çalıştım. Firmanın sahibi hayrına bir cami yaptırdı. Bitince de geçici olarak Mehmet adında bir imamı görevlendirdiler. Mehmet abi yaşını başını almış değerli bir abimizdi. Bir gün başından geçen bir olayı benimle paylaştı. Aynen aktarıyorum. Köy imamlığı yaparken bizim köye yakın ama İmamı olmayan bir köyden bir kadının ölmek üzere olduğu, benim de oraya gitmem gerektiğini söylediler. Ben de Kur'an-ı Kerim'i alıp gittim. Eve vardığımda bir odanın içinde 10-15 kişi yatakta yatan hasta kadının başında ağlıyor, feryat ediyorlardı. Ama daha kötüsü kadının boğazından çıkan hırıltılarla birlikte gözleri öyle büyümüş ve tavana dikilmişti ki korkundan ne yapacağımı bilemedim. Besbelli ki kadın can veremiyordu.
Hemen odadakileri dışarı çıkarttım. Kur'an okumaya başladım. Ben okudukça kadın rahatladı. Ve akşamüstü o ızdırap çeken kadın uykuya daldı. Ben eve döndüm. Ertesi gün beni tekrar çağırdılar. Yine kalkıp gittim. Yine okumaya başladım. Ben okurken kadın rahatlamış. Çoluk çocuğu da beni dinliyordu. Bir an öyle bir gürültü koptu ki tavandan topraklar dökülmeye başladı. Tavandaki ağaçların çatırtısı kulaklarıma geliyordu. Ben bir an deprem mi oluyor diye tavana bakarken kadının boğazından öyle bir hırıltı geldi ki sanki yanımda deve kesiyorlardı. Çünkü o hırıltı başka bir şeye benzemiyor. Gözleri yuvasından çıkmışçasına koskocaman olmuş. Tavana öylece bakıyordu. Ben dondum kaldım. Korkudan kaçıp gitmek istedim ama takatim kalmamıştı. O kadın hırlaya hırlaya gözümün önünde simsiyah olarak can verdi. Nice sonra kendime gelip arkamı döndüğümde o kadının ne eşi ne çocukları ne de akrabaları kalmıştı. Hepsi korkudan dışarı kaçmışlardı. Gerçi ben de kaçacaktım ama takatim kalmamıştı. Dışarı çıktım. Çocuklarını çağırdım ve annelerini gösterdim. Çocuklar annelerinin halini görünce korkudan ağlayamadılar bile. Sonra köylüye göstermeden kapalı bir yerde zor bela yıkatıp hemen defin işlemini yaptık. Bu benim bugüne kadar ne aklımdan çıktı ne de gözümün önünden gitti. Ben sonra Mehmet abiye sordum. Abi, acaba nasıl bir insanmış ki bunca eziyete maruz kalmış? O da sordum, soruşturdum dedi. Ama kimse bir şey dememiş. Ben de üstüne varmadım dedi.